Efendim merhabalar. Tele1 İzmir stüdyosundan anında manşeti gerçekleştiriyoruz. Çok önemli gündem başlıklarımız var. Siz de aslında Tele1'in yayın akışı içinde ağırlıklı olarak gördüğünüz ve detaylarına hakim olduğunuz İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bunun perde arkası çeşitli boyutlarıyla bu akşam bu masada olacak. Anında manşette tartışacağız, konuşacağız. Sevgili seyirciler, gerçekten Gazze'de insanlık tarihinin belki en büyük dramlarından bir tanesi yaşanıyor. Gazze'de modern çağda dünyanın görmüş olduğu en büyük katliamlardan biri gerçekleşti. Bir bombalı saldırıda biliyorsunuz hastaneye atılan bir tahrip gücü çok yüksek bir bombayla 478 kişi yaşamını kaybetti. Yaşamını kaybedenlerin büyük çoğunluğu kadınlar, bebekler ve çocuklardı. Tabii dünya bu haberle sarsıldı. Bunun perde arkasına bakacağız. Biliyorsunuz İsrail bu saldırıyı reddetti önce. Fakat atılan bombanın tahrip gücünün çok yüksek olması ve İsrail'in bugüne kadar yaptığı, Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamalar, hastaneyi de hedef göstermesi bu saldırının failinin İsrail olduğunu gösteriyor. Tartışmalar da bu yönde. Bu arada Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de de biliyorsunuz protestolar sürüyor. Hatta biz bu yayını hazırlandığımız dakikalarda yine İsrail Konsolosluğu önünde kalabalık gruplar toplanmıştı. Konsolosluğa yönelik havai fişek atıyorlardı. Eylemler Türkiye'nin dört bir tarafında, özellikle İstanbul'da devam ediyor. Bir gelişme olursa alana da bağlanıp oradan son dakika bilgilerini de alacağız. Biz bu akşam büyük resme bakacağız sevgili seyirciler. Yani aslında ne oluyor? Hamas durup dururken İsrail'e neden saldırdı? İsrail misliyle bu yanıtı neden veriyor? Bütün dünyayı karşısına alarak neden bu boyutta bir katliama soyundu? Bunun perde arkasında ne var? Durum kontrolden çıkabilir mi? Türkiye ne yapmalı? Ana gündem başlığımız bunlar. Ancak programın sonuna doğru Türkiye'de iç siyasete de bakacağız. Bütçe kanunu meclise gelecek Aralık ayının ilk haftasında. İnanılmaz tartışmalar olacak sevgili seyirciler. Çünkü getirilen bütçe olağanüstü yükler getirecek Türk insanına, Türk halkına. O bütçenin sağlanabilmesi için önümüzdeki yıl olağanüstü vergi artışlarını, büyük fiyat zamlarını göreceğiz. Çok değerli hocalarımız da bu konuda bizi aydınlatacak. Ben hemen konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Hızla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının perde arkasını konuşacağız. Çok değerli meslektaşım, gazeteci Ceyda Karan canlı bağlantıda karşımızda. Ve avukat Hüseyin Özbek de İstanbul stüdyosunda konuğumuz. Sevgili Ceyda, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba herkese. Çok teşekkürler. Sayın Özbek, hoş geldiniz siz de İstanbul stüdyomuza. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, birazdan Sayın Selçuk Özdağ, Saadet Partisi Grup Başkan Vekili biliyorsunuz. Şu anda mecliste de tartışmalar sürüyor. Bir torba yasa geçirilmeye çalışılıyor biliyorsunuz. Meclisten konuşmasını yapıp yayınımıza katılacak Sayın Özdağ da onu bekliyoruz. Profesör Doktor Süheyl Batum ve Profesör Doktor Duran Bülbül de ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Hemen süremiz sınırlı olduğu için Ceyda, sana sormak istiyorum. Sen çok yakından tabii takip ediyorsun bölgeyi. O konuda analizlerin, yorumların var. Onları da okuyoruz, takip ediyoruz. Öncelikle büyük resmi bize anlatır mısın? Yani sen nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? İlk saldırı olduğunda Hamas'ın yaptığına da katliam demek lazım. Onlar da sivillere yönelik biliyorsun ağır bir saldırı yaptılar İsrail'de. Ve İsrail'de misliyle orantısız bir şekilde buna karşılık verdi ama kimse şu sorunun tam olarak daha yanıtını verebilmiş değil. Hamas, İsrail'in bu boyutta karşılık vereceğini bildiği halde neden bu kadar açık ve ağır bir katliama girişti İsrail'de? Tabii Tuncay, gerçekten Filistin-İsrail meselesi çok
uzun süredir hepimizin bildiği bir mesele. Çok tarihsel kökleri var. Bölgede imparatorluktan sonra uluslaşma sürecinde savaşlar ve o Arap-İsrail savaşları, Filistin-İsrail savaşları 20. yüzyılın koşullarında oluşmuş çok uzun süredir aslında çok da tartışılmayan, Oslo sürecinden bu yana pek de kimsenin dönüp bakmadığı, bizatihi Arap devletlerinin konuyla çok ilgilenmediği, yani tabii ki Arap kamuoyları öyle değil, Arap kamuoyları ilgileniyor elbette ama Arap devletleri biraz sözde kalıyor Filistin'le ilgili onların tutumları. Öncelikle bunu hatırlayalım. Bölgede çok son belki 2000'lerden bu yana çok sarsıntı yaşandı. Hepimiz yine biliyoruz. Bir dünyada bir neoliberal rüzgarlar esti. Bunların Orta Doğu'daki yankılarını en fazla da 2010'larla birlikte gördük. Bu süreçte aslında denklem biraz karıştı. Bu karışıklığı biz Türkiye siyasetinde, iç politikasına da yansıtılan dış politik çizgide de tabii ki gördük. Biz Türkiye'de gördük aslında. Şimdi tabii bütün bu süreçlerde Filistin-İsrail meselesi yine dediğim gibi çok dönüp bakılmayan, artık alışılmış, kanıksanmış bir mesele oldu. Birincisi Gazze'de maalesef, gerçekten ihmal etmeyelim ki 15 senedir bir abluka var. Zaman zaman da bu savaşlara dökülüyor. Şimdi ben şunu hatırlatmak istiyorum. En son bugün yaşadığımız şiddettekine benzer bir olay 2014 senesinde yaşanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Haziran ayında başlamıştı ve 51 gün, neredeyse 2 ay sürmüştü. Öncelikle biliyorsun balık hafızalı olduğumuz için unutuyoruz dün ne yaşadığımızı. Evet. İşte 2 evet. yıl önce, 3 yıl önce nelerden geçtiğimizi unutuyoruz. O 51 gün süren savaş da çok ağır bir savaştı ve aslında İsrail güçleri yine aynı şekilde, Netanyahu vardı yine. Netanyahu'nun Hamas'ı yok etme vurguları vardı ve yine bu sefer kara harekatına da giriştiler o 51 günde ve açıkçası yeterince başarılı olamadıkları değerlendirmeleri o dönemde yapılmıştı zaten ve yine aradan geçen sürenin sonunda işte neredeyse 9 sene sonra yine aynı tabloyla karşı karşıyayız. Ama bu sefer değişen şöyle bir dinamik olduğunu anlıyoruz. Bu sefer bu işin tetikleyicisi her zaman bir işte kaçırılan İsrail askerleri vesaire, pek çok İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılarında pek çok gerekçe var ama bu boyutlarda, yani Gazze'den çıkıp elini kolunu sallaya sallaya, adeta hepimiz izledik videoları. Ben ayrıca Erez, Siderot bölgesini de bildiğim için söylüyorum, beni çok şaşırttı bu durum hakikaten. Yani komplolar demeyeceğim ama şöyle bir, tabii ki bilemeyiz de ayrıca kim neyi nasıl planladı oturduğumuz yerden, ancak akıl yürütebiliriz. Ellerini kollarını sallayarak çeşitli gerekçeler söylüyorlar. Batı Şeria'da özellikle Yahudi yerleşimcilerin saldırıları, oraya birlik evet. kaydırılması, işte Yom Kippur'un yıl dönümü, işte bayram vesaire, çok şey söyleniyor Ceyda, bir şekilde. Çok özür dilerim. Ceyda, bir son dakika evet. gelişmesi var. Bunun üzerinden konuşalım. Lütfen unutma sözünü. Şimdi Beyrut merkezli bir ajanstan gelen haberi aktarıyorum. Hizbullah Lübnan'ın güney sınırındaki İsrail yerleşim birimi Metula'ya saldırı düzenlediğini duyurdu. Sevgili seyirci, bu çok önemli çünkü Hizbullah'ın bu savaşa katılıp katılmayacağı, ne derece bu savaşın içinde yer alıp almayacağı tartışma konusuydu. Şimdi gelen bu son dakika bilgisine göre Hizbullah yapmış açıklamayı, diyor ki İsrail'e ait Metula yerleşim birimine saldırı düzenlendi ve bir başka detay da verilmemiş. Sadece bu bölgeye yönelik saldırı yapıldığını ifade etmişler. Ceyda, nasıl değerlendiriyorsun bu yeni gelişmeyi? Sınırdaki çatışmalarda da 8 Ekim'den bu yana 10 Hizbullah militanı öldürülmüştü. Evet, şimdi henüz değerlendiremiyorum. Haberlere bakmam gerekiyor. Çünkü gerçekten sağlıklı bir biçimde haberlerin geldiğini düşünmüyorum. Aktarıldığını da düşünmüyorum. Bir şeye bakıyorsunuz, sonra şöyle bir detaylarını tırtıkladığınız zaman bambaşka bir şey de çıkabiliyor. Şu an açıkçası bir şey diyemiyorum ama bu konuda şu söylenebilir.
Aslında dün hepimiz tabii hastane saldırısına odaklanırken Lübnan'daki Hizbullah'la İsrail arasında bir takım topçu, roket ateşleri de olmuştu. Bunun senin ifade ettiğin şekildeki boyutunu kavrayabilmek için benim bir dış haberci olarak dönüp bakmam gerekiyor haberlerin detaylarını. Şu an konuştuğum için bakamıyorum ama belki sıra gelirse tekrar evet. Arada kontrol edip aydınlatmaya çalışırım. Ben de paylaşırım. Evet. Tabii ki. Ceyda, ben de paylaşırım son bilgi gelirse. Bilgi bu kadar şu anda. Anladım. Yani büyüklüğünü, boyutunu... Şöyle şimdi bu hastane saldırısından sonra Lübnan'da savaş açılması, savaşın başlatılması, İran'dan gelen haberler gerçekten çok tedirgin edici bir ortam var. Dolayısıyla hani bir şeyin başlayıp başlamadığını anlamak bakımından söylüyorum. Yoksa dün Lübnan sınırında bir takım roketler, topçu ateşleri oldu. Bunları gördük. Bu açıdan söylüyorum sadece. Onu bakarım. Bir şey varsa evet, da ikaz da ederim. Zaten gelir çok daha boyutları büyükse de. Şimdi bu bildiğimiz bir mesele fakat bilmediğimiz ya da dönüşen, değişen o mesele artık Hamas'ın bütün ablukaya, kısıtlamalara rağmen elini kolunu sallayarak İsrail'in bölgesine saldırı düzenlemesi, sivilleri hedef alacak şekilde, rehine de alacak şekilde ve askerlerle de çatışacak şekilde bunları yapabilmesi. Bu bir kere bir başka bir aşamayı ya geçildiğini gösteriyor. Yani öyle 2-3 askerin kaçırılması üzerinden bir hava bombardımanı, yıkım ya da işte kulelerin vurulması, bunları da yaşadık açıkçası geçtiğimiz 10 sene, 15 sene içerisinde. Bunun dışına taşınmış bir durum var. Burada tabii ki direniş ekseni vurguları var. Çeşitli senaryolar dile getiriliyor. İran, İsrail, Suudi Arabistan hattında pek çok görüş ortaya atılıyor. Şimdi oturduğumuz yerden şu doğrudur, bu doğrudur demek zor. Sadece hani resmi belki koyabilirsek anlamamız da mümkün olabilir. Netanyahu hükümetinin İsrail açısından içeride yaşadığı zorluklar, liberal kamuoyunun özellikle giderek dincileşen, yani Netanyahu daha önce de sağ hükümetlere başbakanlık yaptı. Gazze'de çatışmalara da liderlik yaptı. Dediğim gibi Hamas'ı yok edeceğiz de dedi. Bu cümleleri yeni değil. Daha önce de vardı bu cümleler. Duyduk aynı cümleleri. Evet. Bu sefer tabii ki İsrail'in daha zayıfladığı, bu sefer Amerika'nın belki askeri olarak bölgeye işte uçak gemileri göndererek ben buradayım, istediğimi vururum mesajı veriyor olabilir ve vurabilir elbette. Ama bunlara gerek olan bir döneme geçtik. Yani kolayca teskin edilemeyen, yatıştırılamayan, üstüne üstlük daha da harlanması riski çok artan bir döneme geçtik. Ve bu sefer bunun arkasında şimdi iki görüş dile getiriliyor. Onları belki kısaca özetlersem Tuncay, bir tanesi İran planladı bu işi. Suudi Arabistan'la İsrail'in normalleşmesini, çünkü diğer bir normalleşmeler İbrahim anlaşmalarıyla yapıldı, Birleşik Arap Emirlikleri ile işte efendim Fas'a uzanan işte Sudan vesaire bir takım ülkeler var ama asıl herkesin aklında, fikrinde Suudi Arabistan, çünkü Suudi Arabistan artık bir zamanların Mısır'ı gibi Arap dünyasının lideri konumunda, Körfez'de bir ülke. Zaten bir takım ilişkiler de var, hiç yok da değil ticaret bakımından. Dolayısıyla işte İran bunun zamanlaması olarak İran bunun arkasında var diyorlar. Evet, yani bu kulağa mantıklı gibi geliyor böyle baktığın zaman ama o zaman şu soruları sormamız gerekiyor. Evet, İran İsrail kendisine bir savaş açabilir diye düşünüyor olabilir. Bu refleksle bir takım direniş gruplarını, Hizbullah'ı Irak'ta, Suriye'de organize edebilir. İsrail'i zayıf bulduğunu düşünebilir. Bu bir senaryo. Ama öte yandan bugün 18 Ekim itibariyle İran'a yönelik BM silah ambargosu kalktı. Nükleer anlaşmanın müteakiben. İkincisi İran artık BRICS üyesi. Üçüncüsü Çin'le ilişkileri geliştirdi. Milyarlarca dolarlık yatırım vesaire. Tarihin şu noktasında bu arada Kafkasya'da sıkıntılar yaşıyor. Çünkü tereyağından kıl çeker gibi Azerbaycan dondurulmuş bir çatışmada topraklarına geri kavuştu. Hatta onun ötesine geçti. Tarihsel olarak Ermenilerin yaşadığı Dağlık Karabağ'da tamamen yani rayonlar değil, sadece bugüne kadar hep işte 7 rayondan 5'i falan denilirken tereyağından kıl çeker gibi bırak rayonları, bütün bölgeye işte izledik hepimiz Aliyev'in bayrak çekmesiyle Hankendi, Stepanakert'te diyorlar.
Ama bu İran'ı rahatsız eden bir süreç, çünkü Azerbaycan'da İsrail etkisi var. Ermenistan'la kendilerinin, İran'ın ilişkileri daha iyi. Yani Kafkasya'da böyle bir takım alarm durumları verilirken, böyle bir dönemde bölgesel ölçekte kendisini etkileyebilecek bir savaşa neden istesin sorusuna da çok net yanıtlar vermemiz gerekir böyle bir durumda. Ben açıkçası böyle çok net bir yanıt veremiyorum. Naçizane benim fikrim. Evet. Suudi Arabistan açısından dönüp baktığımız zaman, Suudi Arabistan enteresan bir biçimde tabii ki Amerika'nın bütün bunların hepsinin temelinde Biden yönetimi ve neokonların Ukrayna çatışmasını bile isteye, planlayarak tetiklemeleri. 2014'ten beri düşük yoğunluklu olarak, zaman zaman alevlenerek süren BM kararları ihlal edilerek, 2202 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı, yani Minsk anlaşmaları uygulanmayarak getirilen noktada bu Donbas çatışmasını Rusya Federasyonu'nun NATO'ya ve ABD'ye Aralık 2021'de önerdiği iki anlaşmayı elinin tersini iterek başlatması ve 1,5 yılda yıpratma savaşında çeşitli tökezlemeler olsa bile genel anlamda artık uzun menzilli Atakam sistemleri verecek kadar zora düşmesi, Haziran taarruzunda başarısız olmaları, küçük 300 kişilik köyler dışında hiçbir hedefe ulaşamamaları. Bu Amerika'nın durumunu zayıflattıkça bölgede de İsrail'in durumunu zayıflatan bir resim oluşturuyor. Bu süreçte OPEC artı da Amerikan yönetiminin salladığı sopaları görmezden gelen bir Suudi Arabistan çıktı karşımıza. Çin'le işbirliği yapan Suudi Arabistan çıktı. Çin'in İran'la Suudi Arabistan arasında kaç senedir hiç olmayan diplomatik ilişkilerin kurulmasını sağladığı arabuluculuk çıktı. Yani bir takım denklemlerde Türkiye'den bile örnekler verebiliriz. Evet. Bu bağlamdaki göbekten batıya bağlı bir ülkeyiz. Gık diyemiyoruz sermaye hareketlerinin durumuna bakmaktan. Mavi Marmara'dan ve Davos'lardan geldiğimiz noktaya baktığımız zaman. Şimdi bu koşullarda Suudi Arabistan efendim İsrail'le tabii ki normalleşmeyi durdurdu. Hani İran başarılı oldu diyelim. Müzakere edilen şey ilişkilerin normalleşmesi siyaseten İsrail-Suudi Arabistan, efendim nükleer şey verilmesi, bir takım Filistin, onun karşılığında da devlet bile değil, biraz Filistinlere hak verilmesi. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın en önemli ortağı kim? Pakistan. Pakistan nükleer silahlı bir güç mü? Güç. Öyle ya da böyle çok da büyük onay almıyor küresel sistemden, ama o küresel sistem bozuldu zaten, evet. Denklem bozuldu. Amerika artık sen nükleer silahlı bir güç benim onayımla olacaksın diyecek pozisyondan da yavaş yavaş çıkartıyor kendisini. Öyle bir uluslararası denklem yarattılar. Kendi politikaları sebebiyet verdi bu arada bütün bunlara. Kendi hegemonyalarının, evet, altına oyacak politikaları kendileri uyguladı. Velhasıl Suudi Arabistan eğer edinmediyse bile istese Pakistan'dan da nükleer güç elde edebilir. Son tahlilde yapabilirler böylesi bir karmaşık bir dünyada. Yani İsrail'le normalleşmek için ya, nükleer bilmem ne gerekiyordu onun için falan gibi gerekçeler, bu soru da beni tatmin etmiyor açıkçası. Bunun da altını biraz sorgulayınca oluyor. Yani, yani bu, İsrail'in zafiyetleri, bu İran'ın ateş, güçlenmesi. Bu yangın niye büyüdü? Yani bu yangın, ya bu yangın durup dururken bu yangın hep devam ediyordu ama nasıl böyle, evet, alevlendi sorusunun perde arkası hala çok net değil, değil mi Ceyda, onu söylüyorsun. Yani. Değil tabii ki, şimdi bunu birebir bilemeyiz, çeşitli senaryolar ortaya atıyorum. Birileri diyor ki işte Putin karıştı da her şeyi Putin yapıyor, çünkü hemen öyle. Hani suçlu o şeklinde. Nasıl yapıyor yani, Hamas'ı komuta mı ediyor Suriye sahasında? Hamas'ın ideolojisine hala aynı, aşağı yukarı aynı ideolojide olan insanlarla Rusya Federasyonu İdlib'de çatışıyor. Şimdi yani birisi bana izah etsin bu teorileri. Bakın, bir takım teoriler ortaya atmak, tezler ortaya atmak ya da komplo teorileri ortaya atmak gerçekten kolay. Akıl yürüterek atarsınız zaten ama bunların hiçbirini temellendiremezsiniz. Temellendirebileceğiniz şey koşullardır, ortamdır. Bu ortamı nasıl gelindildir, evet, ve hangi politikaları kim uyguladı ki işleri bu noktaya getirdi. Şimdi 2019'da Netanyahu'nun kendisi diyor ki ya bu Filistin yöneti, Filistin devleti kurulmaması için bizim bu Hamas'ı güçlendirmemiz lazım diyor. Zaten tabii ki elbette bölgenin bir ürünü Hamas. Kimse onun aksini iddia etmiyor. Ama sonuçta İsrail'in, evet, stratejik tercihleri oldu. Oslo sürecini yürütmek yerine Filistin yönetimini
laik Filistin yönetimini güçlendirmek yerine İslamcıları desteklediler. Bu bölgede, Orta Doğu'da, bizim bölgemizde yaptıkları buydu. Suriye'de aynısını yaptılar. Bakın, IŞİD militanlarına Sahra Hastanesi açtılar. İsrail'de daha hesabını soramıyorlar bunların. Bu denklemi eğer görmezsek, bu politikaların nereden nereye nasıl geldiğini görmezsek, o zaman bir takım komplo teorileri üzerinden çok şey söylenebilir. Birileri iki soruyla o teoriyi çökertecek bir resim de çizebilir. Bunlar kolay şeyler değil Tuncay. Evet. O yüzden söylüyorum. Yani tabii ki birileri de diyor ki mesela Amerikalılar çok sıkıştılar Ukrayna'da. Ukrayna çatışmasında kaybediyorlar. O yüzden Orta Doğu'da bir de zaten isyan halinde herkes. Bak, almıyorlar Gazze'lileri çünkü hepsi sürmeye çalışıyorlar. Şu anki taktik o. Bunlar o yüzden yapılıyor ya da oluyor. Yani Gazze nüfusu Mısır'a ve Ürdün'e çıksın istiyorlar ki rahat rahat girip kara harekatı yapsınlar. Çünkü 2014'te yapamadılar. 51 gün sürdü, 51 gün sürdü ve ters tepti. Şimdi istiyorlar ki hiç sivil kalmasın. Evet. Yine zor olacak çünkü ordu deneyimsiz. Orada şehir savaşı kaleye dönüştürülmüş deniliyor. Bilemiyorum tabii ki, gözlerime görmedim ama sonuç itibariyle bir böyle yaşadığımız, somut gördüğümüz olgular var. Bir de o olguları yaratan politikalar var. Benim dikkat çekmeye çalıştığım nokta o. Bu büyük resimde aktörlerin çıkarları, tutumlarını görmeden, onları anlamadan çok komplo teorisi tabii ki söylenebilir elbette. Şöyle yapalım Ceyda. Mısır konusu da var. Sen bu konuda da yazdın. Yani Mısır'ın buradaki tutumu, Rusya'nın tutumu. Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 15 üye ülke var orada sevgili seyirciler, biliyorsunuz. 15 üye ülkeden sadece Amerika Birleşik Devletleri çatışmalara ara verilsin önerisini, teklifini reddetti. Bunu konuşacağız. Ben Selçuk Özdağ'a söz vereyim. O çünkü grup toplantısından meclisteki çalışmasına ara vererek yayınımıza katıldı. Mısır'la ilişkiler noktasında Mısır'ın tavrı ile ilgili bir soru yönlendireceğim. Çünkü sevgili seyirciler, Mısır'a da, az önce Ceyda da altını çizdi, bu nüfus Mısır'a gitsin istiyor Batı. Mısır da diyor ki bana bu baskıyı yapmayın, size gönderirim gelen nüfusu o zaman diyor. Bunu konuşacağız. Yani gerçekten bölge çok karışık. Sayın Özdağ, hızla size geleyim. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Meclistesiniz. Mecliste de hararetli bambaşka gündem tartışmalar devam ediyor ama siz Saadet Partisi Grup Başkan Vekili olarak da İsrail'in Gazze'ye yönelik bu katliamı ile ilgili bir açıklama yaptınız. Oradan başlayalım mı? Selçuk Özdağ nasıl değerlendiriyor? Büyük fotoğrafı nasıl görüyor? Bu yangının perde arkasında ne var? Neden bu yangın bir anda büyüdü ve alevlendi? Siz nasıl okuyorsunuz Sayın Özdağ? Şimdi çaresizlikten orada insanlar aylardır, hatta yıllardır elektrikleri yok, suları yok, çalışma ortamları yok, hastaneleri yok, ilaçları yok, ameliyat malzemeleri yok ve insanca muamele görmüyorlar. 1948'li yılında, 47-48'lerde bu İsrail kuruldu orada. Yıllar önce oralardaydılar, sonra sürüldüler, 2000 yıl vatansız yaşadılar. Gittikleri yerlerde hiçbir zaman devlet kuramadılar. Yükte hafif pahada eşyalarını alarak İkinci Cihan Harbi sonrası biraz da Hitler'in gayretiyle, Hitler'in de yardımıyla bunlar buralara döndüler. Orta Doğu'da savaş yoktu. Sonra geldikleri zaman buralarda toprakları oldu, bir devletleri oldu. İlk tanıyanlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi. Ve her geçen gün arz-ı mevuta inandılar. Tevrat'ın bunlara vaat ettiği topraklara inandılar. Ta ki nereye kadar? Fırat ve Dicle'ye kadar. Ve her geçen gün buralarda zulümler yaptılar. Daha sonra savaşlar oldu. Biliyor, herkes biliyor. Biliyorsunuz 1967 savaşları. Ve buralarda toprak almalar, Mısır, Lübnan'a uzandılar. Ardından Ürdün'e uzanmak istediler. Mısır'a uzandılar. Suriye'ye uzandılar. Golan Tepelerine uzandılar. Türkiye üzerinde operasyonlar yaptılar. Irak'ta yaptılar. İran'a operasyonlar yaptılar. Beraberce yaptılar bunlar. İsrail'le beraber, egemen güçler birlikte yaptılar. Hedeflerinde de Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek vardı. Filistin bunlarda önceleri FKÖ bunlara biliyorsunuz direndi. Silahlı mücadele verdi. Haklı davalarında bütün Batı dünyasının elindeki imkanlar nedeniyle bunlar haksız hale büründüler. Yani Yasser Arafat'lar. Daha sonra bunlar silahı bıraktılar.
Ardından biliyorsunuz intifadayı başlattılar. Ebu Cidallerle intifadayı. Ebu Cidal'i uçaklarına yakıt alarak Tunus üzerinde öldürdüler. Ve dediler ki intifada bize zarar veriyor. Bunu durduralım dediler. Sonra burada Hamas doğdu biliyorsunuz. İntifada da Edward Said adlı bir kişi Kolombiya Üniversitesi'nden gelerek bütün dünyaya intifadayı öğretti. Küçücük bir taş aldı, İsrail'e doğru attı ve bütün dünya Filistin'deki dramı gördü. Nasıl ki Abebe Bikila geçmişte işte Habeşistanlı bir atlet çıplak ayakla olimpiyatlara koşuncaya kadar bütün açlığı dünya görmüyordu. Açtılar, yoksuldular ve Abebe Bikila bir gün çıplak ayakla maraton kazandı. Olimpiyat şampiyonu oldu. Bir anda Habeşistan dönelim, neresi burası? Fakir insanlar, açlıktan ölenler, yoksullar. Şimdi de burada çaresiz bir Filistin halkı var. Yani İsrail, bakın bir örnek vereceğim. Biliyorsunuz Ömer Muhtar Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta bu bölgelerde İtalyanlarla dövüştü. İtalyanlar idam edecekleri zaman dediler ki savaşmayacağım de seni affedelim dediler. Bak idam ediliyorsun, idam sehpasındasın. Ülkemi terk edin, savaşmayacağım dedi. Savaşacak adam olmaz ki dedi. Şimdi İsrail topraklarına çekilmiş olsa, 1967 sınırlar oluşmuş olsa, burada FK silahsız, onunla da aynı, o ne oldu? Yine topraklarını işgal ediyorlar. Ve işgal edilmiş topraklara karşı bir saldırı düzenledi Hamas. Ve burada bazı çocuklar falan da öldürüldü söyleniyor, kadınlar da öldü. Bunları kınıyoruz. Ama ne yapacaklardı bunlar? Yani İsrail her geçen gün insan öldürecek. Bu öldürdükleri insanları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu sadece Hamas'ı öldürmediler ki. Filistin'de azıcık liderlik özelliği olan herkesi öldürdüler. Ve geldiler o işgal edilmiş topraklara, geliyorlar. Milyonlarca İsrailli'yi yerleştiriyorlar. Bizim Yahudilerle bir problemimiz yok. Musevilerle de problemimiz yok. Burada İsrail'i yöneten Siyonist, ırkçı ve faşist bir zihniyete karşı diyoruz ki bunlar doğru işler yapmamışlardır. Siz gelip benim ülkemi işgal ederseniz, yani ettiler işte, İtalyanlar etti, Fransızlar etti, İngilizler etti, Ermeniler etti, Ruslar ettiler, etmediler mi Anadolu coğrafyasını? Mustafa Kemal ne dedi? İyi mi yaptınız geldiniz? Sizinle oturalım, mandacılığı mı konuşalım dediler. Bu doğru değil. Şimdi burada bütün dünya yine aynı şekilde. Efendim işte Amerika aynı şey değil Sayın Özda ama evet. Hemen hemen aynı şey. Topraklarını işgal ediyor İsrail. Nereye işgal ediyor? Yani İsrail'in büyüdüğü yerler, işgal ettiği de yerleşim açtığı yerler. Hamas'ın yaptığı da sivillere yönelik bir katliam Sayın Özda. Bunu da söylemek söyledim. Lazım. Yani Hamas'ın yaptığı zaten saldırı da normal bir saldırı değil. Kurtuluş mücadelesinde böyle bir şey olmadı milli mücadelede. Bakın onu söylemiyorum. Öbür tarafta diyorum ki kadına, erkeğe... O anlamda kıyas doğru değil diyorum. Doğru değil dedim. Kıyası öbür taraflı yaptım. Vatan topraklarınızı işgal ettiğiniz zaman ne dediler? Burada Hamas da diyor ki benim toprağımı işgal ediyorsunuz. Ve geliyorsunuz beni Gazze'ye sıkıştırıyorsunuz. Elektriğimin şarteli sizde, suyumun şarteli sizde, ekmeğimin insafı sizin elinizde. Neredeyse havamın imkanı da sizin elinizde olacak. Zaten Mısır'da Sisi geldikten sonra Gazze kapısı da kapandı. Daha önce Mursi ile açılmıştı. Yardımlar da yok. Ne yapacak bu insanlar? Ve şimdi şunu yapıyor Hitler. Bunlara zulmetti biliyorsunuz. Daha çok Hazar Türk'ü Yahudilerine zulmetti. Ve yükte hafif pahada ağır eşyalarını, Orta Doğu'da savaş yoktu ki geldiler devlet kurdular. Valla Hitler'in yaptığının aynısını yapıyorlar. Ne diyorlar şimdi? Şimdi terk edin diyorlar burayı. Bütün siviller terk etsin. Hamas kalsın, biz bu hemen Hamas'ın tamamını öldüreceğiz. Onlar da terk etmiyorlar. Şu ana kadar ancak 300 bin kişi terk etti orayı. Terk etmediler. İrtibat halindeyiz. Yani bir yandan Ürdün'dekilerle görüşüyoruz. Bir yandan Lübnan'dakilerle görüşüyoruz. Bir yandan Suriye'deki arkadaşlarla, bir yandan Filistinlilerle görüşüyoruz. Telefon diplomasisi yapıyoruz biz burada. FK ile de görüşüyoruz. Burada Hamas'ın yetkililerle de görüşüyoruz. Bunlara söylüyoruz. Onlar da söylüyorlar. Yani yapılan soykırım değil mi? Yapılan soykırım. Meselenin arkasında şu vardı, bu vardı. Yani arkasında efendim İran varmış. Arkasında Suudi Arabistan varmış. Suudi Arabistan nerede olacak bunların arkasında? Suudi Arabistan Amerika ile anlaşmış vaziyette. Türkiye'yi de anlaştırdılar aynı şekilde. Mısır varmış. Mısır arkalarında zaten. Bunların Amerika Birleşik Devletleri'yle çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri. Orada Amerika'dan habersiz kuş uçmaz. Bugün Hamas'ın yapmış olduğuna karşı şu yapılmalıydı. Hemen derhal olarak burada sizin sınırlarınız, Birleşmiş Milletler'de bayrağınız dalgalanıyor değil mi Filistin'in? Dalgalanıyor. Birleşmiş Milletler bunu kabul etti. Peki devlet olarak bunu kabul ediyorsunuz da sınırlarını niye kabul etmiyorsunuz? Sınırlarını kabul edeceksiniz. Eğer sınırlarına çekilmiş olsa ve orada bir terör faaliyeti yapmış olsa, ama PKK yapsa, ama Hamas yapsa veya başka bir yeni bir örgüt yapmış olsa, bir yandan oradaki mevcut rejim bununla uğraşır, bir diğer yandan da o bölgedeki Arap ülkeleri veya bütün dünya, Batı dünyası, bir dakika elinize silah aldınız, siz terörist oldunuz, biz sizinle mücadele edeceğiz derler. Bu böyledir zaten. Ama şimdi burada FK silahlı mücadele vermiyor. Yani İsrail orada duruyor mu?
ben sizin tamam topraklarınızı 67'ye doğru çekeceğim. 67'de ben orada kalacağım. Doğu Kudüs sizin olacak, Batı Kudüs benim olacak. Bu şekilde olacağız. Beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Zaten ikisi de aynı ırk biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'in çocukları birisi Sare'den birisi Hacer'den olmalardan dolayı gelen iki tane ırk. İkisi de aynı kavimden geliyorlar. Niye dövüşüyorsunuz? Bununla ilgili olarak da bir dünya Birleşmiş Milletler devreye girecekler. Ama burada girmiyorlar. Neden? Çünkü Filistin topraklarının arz-ı mevuta inanan bir İsrail'e karşı destek oluyorlar. Orta Doğu'da da İsrail onların jandarmalığını yapıyor aynı zamanda. Böyle bakmamız lazım olaya. Yoksa efendim şimdi böyle bir zamanda fırsat kolluyorlardı. Zaten fırsat İsrail'e karşı fırsat kolluyorlardı. Kollamıyorlar mıydı? Daha önce FK'ye de fırsatlar kolladı. Uçaklar kaçırdılar, eylemler yaptılar. Sonra bırakıyoruz eylemi dediler. Gelin anlaşalım dediler. Anlaştılar. Gazze'yi daha önce işgal etmedi mi İsrail? Etti. Niye çıktı? İşte o anlaşmaların sonucunda çıktı. Şimdi de bu anlaşmaların sonucunda yeniden bir anlaşma olmalı bu coğrafyada. Birleşmiş Milletler devreye girmeli. Türkiye devreye girmeli. Eğer Türkiye'de mevcut iktidar kendi eline geçirmiş olduğu imkanları 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl önce demokratik imkanları, Avrupa Birliği ile yapmış olduğu hamleleri, bir yandan bilgiye vermiş olduğu değerleri doğru şekilde yorumlamış olsaydı, Batı dünyası bir yandan Türkiye'yi takdir ediyordu, Türkiye doğru hamleler yapıyor diyordu, Araplar örnek almak istiyordu, Afrikalılar örnek almak istiyordu, Türk dünyası buralarla görüşmeler yapıyorlardı. Baktılar ki burada da bir tek adamlığa doğru evrilme var. Burada da aynı şekilde zayıflama var, ekonomik zayıflama var, siyasi zayıflama var. Burayı da örnek alacak durumları yok. Bunu da görüyor İsrail, görmüyor mu? %36 ile gidiyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne görüşmeye, Birleşmiş Milletler'e gidiyorsunuz. Arkanızda %64 var, egemen güçler bunu görüyorlar. Zayıf bir Türkiye var, zayıf bir Suriye var. Çok zayıflamış vaziyette. Yanlış bir politikaydı bu, egemen güçlerle Recep Tayyip Erdoğan'ın projesiydi. İsrail, Suriye'ye demokrasi götüreceğiz diyerek İsrail, Suriye zayıflatıldı. 17 milyon insan göç etti oralardan çeşitli ülkelere. Kime kaldı orası? Esad'ın müsairi Esad'la beraber. Aynı zamanda PKK, PYD, YPG örgütüne kalmış oldu. Zayıflayan bir Suriye var. Zayıflayan bir Irak var biliyorsunuz. Kendisi hala mücadele ediyor kendine Şiiler ve Sünniler olarak. İran orada kendisini bütün dünyadan tecrit etmesine rağmen güçlü kılıp bir nükleer silah yapmak istiyor kendisi orada. Yani Batı dünyasının elinde nükleer silahlar var. Ama bunlara gelince de biz aynısını Türkiye'de yapmak istedi. Özal zamanında yapmak istedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri hemen geldi, Özal'ı uyardılar burada. Biz bir yandan nükleer santraller yapalım, bir diğer yandan da biz bu konuda silahlarımızı yapalım. Onlarınki barış adına kullanılıyor. Bizimkini siz savaş adına kullanırsınız. Şimdi Rusya sizi tehdit ediyor. Kuzey Kore sizi tehdit ediyor. Bunları yapıyorlar. Evet. Siz diyorsunuz ki Gazze ile de görüşüyoruz, temas halindeyiz. Bize gelen bilgilere göre 5 günlük bir gıda stoğu kalmış koca kentte. Dolayısıyla olay çok vahim bir boyuta doğru gidiyor. Öncelikle sizdeki bilgi de bu yönde mi? Ve bu anlamda evet, ne yapılabilir? Çünkü ambargoda sürüyor biliyorsunuz bütün şiddetiyle. Biz bütün bugün Türkiye hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini de devreye girmesini istedik. Madem ki Mısır'la aranız iyi, Sisi'yle oturdunuz, tokalaştınız. Madem ki İsrail'le aranız iyi, Büyükelçilik nezdinde temsil ediliyorsunuz artık. Maslahat Güzarlık'tan buraya kadar geldiniz. Van Minet'ten buraya doğru geldiniz. Görüşün onlarla. Biz hatta bugün parlamentoda bir grup önerisi verdik. Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedik. Neydi bu? Biz dedik ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 6 partinin grubunun milletvekilleri Mısır'a gidelim. Mısır'dan Gazze'ye geçelim. İsrail'le görüşsün hükümet. Ve biz oradaki olayları yakinen yerinde görelim. Aynı zamanda da bu yardımların ulaştırması lazım. Şimdiye kadar İsrail'e giden bir yardım var mı? Amerika Birleşik Devletleri yardım etmiyor. Birleşmiş Milletler yardım etmiyor. Rusya yardım etmiyor. Türkiye yapamıyor. Suudi Arabistan yapamıyor. Ve burada bu insanlar bir soykırım yapacaklar. Bir katliam yapacaklar. Hastaneyi vuranlar niye vurdular bu hastaneyi? Sadece hastane diye vurmadılar. Acaba Hamaslılar oraya sığınıyorlar mı diye vurdular. Bugün bir camiyi vurdular. Camide de aynı şekilde dünyanın hiçbir savaşında, Birinci Cihan Harbi'nde, İkinci Cihan Harbi'nde hiçbir yerde hastaneler vurulmamıştır. İbadethaneler zaman zaman yapılmıştır ve özür dilenmiştir. Bunun haricinde şimdi burada suları kalmadı bu insanların. İçecek suları yok. Ama şunu bilsinler. Bakın İsrail şurada yanılıyor. Kara harekatını yapacakmış. Yapamazlar kara harekatını. Yapmaları çok zor. Buradaki bir kere Filistinler gitmediler oradan. 300 bin kişi gitti. Orada 2,5 milyon kişi yaşıyor. Hala oralardalar. Öleceğiz diyorlar. Biz de burada öleceğiz. Yani birlikte öleceğiz biz burada diyerek bunu söylüyorlar. Tamam siz Hamas'la görüşmüyorsunuz. İsrail, Birleşmiş Milletler'dekiler de meydan okuyorlar. Peki o zaman gidin FK ile konuşun. Deyin ki bunlarla ilgili olarak biz sizi tekrar yeniden devlet olarak tanıyoruz, sınırlarınızı belirliyoruz deyin. Kavga olmaz ki burada. Olur mu kavga burada? Olmaz ki, intifada yaptılar, yine geldiler, saldırdılar. Yok, silahlı yaptılar, saldırdılar. Şimdi Hamas gelmiş çaresizlikten
bir eylem yapmış. Hamas'ın yaptığını dünya, kiresini deve yapıyorlar. Ama öbür tarafta İsrail'in yaklaşık 75 yıldır yaptıklarını hiç kimse, o ne develeri, koca koca hamutların hiçbirini göstermiyorlar. Katliamlarını göstermiyorlar, eziyetlerini. Camilerin içinde Mescid-i Aksa'da işkence yapılıyor bu Filistinlilere. İbadet etmeleri engelleniyor. Niye? Bunların efendim kutsallarıymış burası. Ya burası Hristiyanların, burası Müslümanların, burası Musevilerin. Bunları bilin. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Bakın Netanyahu şunu yapıyor şimdi. Aynen Hamas çaresizlikten yaptı. Hatırlarsanız Hitler orada parlamentoya bir saldırı düzenlendi. Bu saldırı düzenlenmiş bir saldırıydı. Ve siyasi mühendislikti. Reichstag yangını. Yangın çıkarıldı. Reichstag saldırısı sonrasında Reichstag Hitler geldi. O, evet, ünlü. Evet, Reichstag yangını sonrasında parlamentoydu burası. Parlamento binasıydı. Hitler olağanüstü yetkilerle donatıldı. Ve bu olağanüstü yetkilerle donatıldıktan sonra da bütün muhalefet ortadan kaldırdı. Şimdi Netanyahu da burada zaten çaresizdi. Üç grupta İsrail'de de, bölük parçalı bir yapı var orada. Bir yandan barışalım diyenler var. Bir yanda daha büyük ırkçılar var. Bir diğer yana Netanyahu ve arkadaşları vardı. Onlar da her geçen gün zayıflıyorlardı. Şimdi burada bütün muhalefet, ırkçısından diğer karşısında olan her yapı burada Netanyahu'ya destek vermek zorunda kaldı. Ve Netanyahu da burada bir eylem yapmak istiyor. Ve bununla ilgili kara harekatını başlayacak. Ama benim inandığım şudur. Doğrusu şudur. Ve göreceksiniz, buradaki yardımlar açılmak zorundadır. İsrail bu ayıpla yaşayamaz. Yahudiler, bakın İsrail yöneten Siyonist Yahudiler diyorum. Yahudiler derken tırnak için ayırt ediyorum. Siyonist Yahudiler bu ayıbı yüzyıllarca değil binlerce yıl yaşayamazlar. Bunlar filmler yaptılar biliyorsunuz Hitler'den sonra. Hikayeler, romanlar, acılarına biz de ortak olduk. Büyük acılardı o filmleri, biz gözyaşı izleyerek izledik. Gözyaşlarımızla izledik. Acılarla bu kadar mı olur dedik. Bu kadar mı insanlara işkence, gaz odalarında mı öldürülür insanlar dedik. Şimdi sen büyük bir gaz odası yapmışsın Gazze'yi. Bu gaz odasında bu insanları canlı canlı susuz, canlı canlı ekmeksiz, canlı canlı elektriksiz, bunlar ilaçsız, bunlar öldürmek istiyorsunuz. Ve bunlar öyle Hitler'in öldürdüğü 2,5 milyon bir kısmı Hazar Türküydü. Ben tarihçiyim. Bir kısmı sadece Arap Yahudileri değildi. Hazar Türkü Yahudileriydi. Ve Orta Doğu'da savaş yoktu. Burada 2,5 milyon kişi var. Ve 2,5 milyon kişiden yarın 100 bin kişi öldüğünde, 200 bin kişi öldüğünde bunun bedelini ödeyemezler. Ve dünyanın hiçbir yerinde Sayın bu Özel, ayıplarla bugün... bakın Amerika da onları kurtaramaz. Bugün Türk Yahudi toplumu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Paylaşayım sizler belki duydunuz, bilmiyorum, duymadıysanız ben aktarayım. Evet. Diyor ki Türk Yahudi toplumu masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun, özellikle hastane, okul, huzurevi ve benzeri hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan yaşam hakkının ortadan kaldırılmasıdır. Kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir, hiçbir tarafı yoktur diyor. Türk Yahudi toplumunda böyle bir açıklama yaptı. Bunu da belirtelim. Yani İsrail'in içinde de bu katliama, biliyorsunuz ses çıkaranlar, protesto edenler var. Bu sadece Türk Yahudilerinin sesi değil bu. Bütün insanlığın vicdanının sesidir bu. Bu doğru bir sestir bu. Bunu yapmışlardır. Bu İsrail'de de vardı zaten. Biz oralarla da görüşüyoruz. Oradaki insanlarla da görüşüyoruz. Orada zaten 3 grup var şu an. Hiç savaşmayalım. Artık yeter. Bıktık 75 yıldır. Öldürdünüz, gittiniz, işgal ettiniz. Nereye kadar yapacaksınız bunu? Ne yani Filistin diye bir halkı tamamen mi ortadan kaldıracaksınız? Yok, bu mümkün değil. İstediğiniz kadar Amerika size destek versin. Mutlaka Amerika'da da insanlar var. Vicdanlar var. Avrupa'da var vicdanlar. Papa var. Papalık var. Rusya'da da insanlar var. Yahudiler, özellikle Yahudiler ve Museviler devreye giriyorlar. Yeter artık diyorlar. 75 yıldır bu savaş devam ediyor efendim. Sonuç ne olacak? Eğer İsrail bu ayıbı işlerse, bu trajediye mahal verirse, bu canice katliamlara izin verirse ve bu aynı şekilde soykırımı yaparsa artık İsrail'in oradaki tamamen devlet olma meşruiyeti de ortadan kalkmış olur. Zaten bir terör devleti olarak muamele ediyordu şimdiye kadar. Bu bir normal bir meşru devlet gibi mi mücadele ediyordu? Hala Netanyahu'nun konuştuklarına bakıyorsunuz. Diyor ki biz burada Hamas'ın tamamını öldüreceğiz diyor. Ya nerede Hamas'ın tamamını öldüreceksin? Daha önce de girdiniz buraya. Hanımefendi biraz önce anlattı. 51 gün sürdü dedi bunlar. Evet. Daha 2014. Önce girdiniz, geri de çıktınız. 2014'te 51 gün sürdü. Ya da yakın bir tarih burada. Ve o sıralarda Hamas'ın yaptığı birkaç küçük eylem vardı. Hatırlarsanız eğer. Böyle büyük, bu şekilde büyük bir eylem yapamamışlardı. İlk defa olarak
İsrail'de bu Siyonistlere karşı bundan böyle yerleşim alanlarına kolay kolay insan yerleştiremez İsrail. Yine aynısı başımıza gelebilir diye korkarlar ve çekinirler. Çünkü mi? Zaten orada bir çok evet. büyük bir güvenlikle, çok büyük bir istihbaratla yaşıyorlar orada. Gelin burada hep beraber Birleşmiş Milletler'le beraber Filistin'le burada Hamas'ın elindeki silahı da indirelim. Hep beraber olalım, birlikte olalım. Arap ülkeleri olsun, Türkiye olsun, İran olsun. Özellikle Birleşmiş Milletler, 5 büyük ülke var burada dünyada. Rusya'sından, Fransa'sına, İngiltere'sinden, Amerika'sına, bu 5 büyük ülke Çin'ine kadar gelsinler beraberce. Niye bu silahlardan medet umuyorlar ki? Ya ve ardından da neden bu kadar bu Netanyahu destekliyorlar? İnsanlığı destekleyelim. Ve de bakın evet. bu hastaneleri vurdular. Ve ardından da şunu da söyleyeyim size. Burada kendi can güvenlikleri de tehlikeye girer. Yani bunu ne kadar da olsun radikal unsurlar ortaya çıkar. Bu dünyanın her yerinde. Ben Almanya'da bir gün seyahat ediyordum. Bir Yahudi geldi orada havalimanına. Havalimanında bütün uçuşlar iptal edildi. Bunu yıllar önce yaşadım. Milletvekil olmadan önce, 2010 yılından önce yaşamıştım. Orada geldi, bütün ne oldu dedim. Bir Yahudi geldi, o sağ salim uçuncaya kadar bütün uçuşları durdurduk dediler. Ama Almanya çekiniyordu. Yani geçmişteki ayıplarından dolayı her bir Yahudinin can güvenliğini bir Almanın can güvenliğinden daha fazla önemsiyordu. Her bir Yahudinin can güvenliği, her bir ülkenin aynı şekilde kendi vatandaşının can güvenliği kadar kutsaldır. Bu kendileri için de zararlı olur. Evet. Dünyanın her yerine radikal unsurlar çıkar. Filistinlisi çıkar, başkası çıkar. Bunların sonucu insanlık katliamlarına doğru gider. Büyük trajedilere evet. doğru evrilir. Şiddet şiddeti doğurur elbette. Şiddet tabii etkiye karşı tepki doğacak bu insanlarda. Doğmayacak mı bunlara karşı? Şimdi biz burada parlamentodayız. Evet. Bir grup kurduk. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lütfuna kaldık. Grup sıramızı alacağız. Birileri söylüyor oradan. Ya Türkiye'nin bu kadar imkan şeyi var, problemleri var. Kalkmışlar sandalye meselesi. Ne sandalye meselesi? Sandalyemiz var bizim orada. Biz grup önde olacak, konuşacağız. Çabuk konuşacağız. O zaman hep bütün partilerin adlarını kaldıralım. Erken gelen evet. otursun Avrupa'nın bazı parlamentolar olduğu gibi. Sayın etkiye Özel. Karşı tepki doğuruyor. Bugün bizimle anlaşmak Sayın istiyorlar. Bugün şunu da söyleyeyim. Şöyle yapalım. Bugün bizim Gazze'ye beraberce gidelim teklifimizi Adalet ve Kalkınma Partisi reddetti. Beraber gidelim dedik. Evet. Gelin hastaneyi evet. görelim. Evet, evet, evet. Takip ettik. Bu çocukları görelim, bu trajediyi görelim. Bunu reddettiler. Niye? Onlar grup önerisi verirse bize diyorlar ki biz verdik, hep beraber olalım. Ama ne zaman biz verirsek siz parlamentonun nizamını bozuyorsunuz. Niye? Efendim buradan siyaset yapıyorsunuz. Sayın ne Özel. Siyaseti kardeşim? Grup önerisini evet. ben verdim. Beni destekle. Sayın Özdağ, bir kısacık bir ara verelim şöyle. Yani daha doğrusu siz bir virgül koyun. Çünkü yayında sizi tutmaya devam edeceğiz ama Sayın Özbek'e söz vermedi mi de... Şöyle efendim beni bağışlayın. Parlamentoda çok önemli kanun görüşülüyor. Siz ayrılın. Ben konuşmamı yaptım. Arkadaşlarımız konuşuyor. Oylama da yapılabilir her an her saniye. Bir karar yeter sayısı isteyebilirler. Tamam. Toplantı yeter sayısı isteyebilirler. Biz burada görevimizi tam yapalım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Yani bu bölümde ayrılacaksınız anladığım kadarıyla. Kusura bakmayın. Beni bağışlayın efendim. Ceyda Hanım'ı dinlemek isterdim. Beyefendi dinleyememiştim. Ben genel kuruldaydım. Hüseyin Bey'i dinleyemedim. Dinlemek isterim. Ceyda Hanım'ın konuşmalarından evet. da istifade ettim. Peki. Çok teşekkür ederim. O zaman şöyle yapalım. Ceyda'dan da ben bir rica edeyim ikinci bölümün ilk 10 dakikasında söz vereyim çünkü söz veremedim. Ceyda bir 10 dakika daha senden rica edeceğim. Hüseyin Özbek'e ben söz vereyim. Sayın Özdağ'ı da uğurlayalım. Sayın Özdağ çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Genel kurula geçeceksiniz anladığım kadarıyla. Gündeme getirdiğiniz için sağ olun. Sağ olun katılımınız için. Sayın Özbek, size aynı başlıkla söz vermek istiyorum. Ceyda da bu bölümde ayrılacaktı ama ona iki sorum var. Ondan da özür dileyerek 22 bandına bir 10 dakika sarkıtacağım Ceyda'cığım. Evet, teşekkür ederim. Hüseyin Özbek, siz büyük fotoğrafı nasıl görüyorsunuz? Şeyi konuşacağız. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çatışmalara ara verilsin, insani yardım ulaşsın önerisini tartıştı ve Amerika Birleşik Devletleri bu öneriyi veto etti. Aynı zamanda Biden bugün İsrail'de yaptığı temaslarda İsrail'e eşsiz bir destek vereceğiz dedi. Hatta bu yapılan bombalı saldırıyla ilgili de İsrail'in bir hatası yoktur gibi bir açıklama yaptı. Sayın Özbek, önce büyük resmi alalım sonra detayları konuşalım. Siz nasıl görüyorsunuz, yorumluyorsunuz? Buyurun. Büyük resim aslında ders verici.
ibretlik. Batı'nın kendi çıkarları, emperyal çıkarlar söz konusu olduğunda kendi ihtas ettiği hukuku nasıl ayaklar altına aldığını, nasıl bir kenara ittiğini gösteren ibretlik bir büyük fotoğraf var önümüzde. Nasıl? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İsrail'e geldi, ziyaret etti. Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı geldi. Yani güç, destek, siyasal, politik destek, askeri destek, silah, mühimmat desteği açıklamaları limitsiz açıklamalar ve destek var. Ve saha uygulaması da var. Bununla yetinmediler. Bizzat İsrail'i ziyaret etmelerinin özel bir anlamı var. Biz sonuna kadar hiçbir rezerv koymadan, hiçbir şerh koymadan İsrail'in arkasındayız. İsrail'in askeri tasarruflarını, şu ana kadar yaptıklarını ve bundan sonra yapacaklarını onaylıyoruz anlamına gelmektedir bu. Şimdi bu açıdan İnsanlık bu faciaya, bu trajediye, buradaki katliama ve mezbahaya dönen Gazze'de yaşananlara karşı derken bir virgül koymak. Nasıl? Batı buna karşı değil. Batı İsrail'in yaptığını, bu katliamı destekliyor. Bu vahşeti destekliyor ve onaylıyor. Burada evet. Batı İslam'ı nasıl görmek istiyor, nasıl resmetmek istiyor, nasıl bir profilden, nasıl bir prizmadan İslam'ı sunmak istiyor, bu çok önemli. Batı, Türkiye'nin 29 Ekim 1923 sonrası İslam algılamasını hoş karşılamıyor. Yani bir Diyanet İşleri Başkanlığı vardı. Milli Mücadele döneminde Ankara Müdafaa Hukuk Cemiyeti Başkanı olan Börekçizade Rıfat Efendi vardı, Ankara müftüsü. Onun temsil ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleriyle çatışmayan çağdaşlaşma, laikleşme, uygarlaşma, modern dünyada iddia ve itibar sahibi olmak isteyen bir Türkiye ile çatışmayan, kavga etmeyen, bunun antitezi olmayan bir din algısı ve uygulamasından nereye geldik şimdi? Batı Türk modelini istemiyor. Neden? Bir şeytanlaştırma lazım. Bir kötü karakter yaratılması lazım ki müdahale meşruiyet kazansın. Batı IŞİD tarzı İslam istiyor. Batı Hamas tarzı İslam istiyor. Batı Taliban tarzı bir İslam istiyor. İslam coğrafyası Taliban, Hamas, IŞİD imajı verirse, bu fotoğrafı verirse müdahale meşruiyet kazanır ve dünya kamuoyundan itiraz gelmez. Bunlar cezalandırılmayı, infaz evet. edilmeyi bin evet, kez öyle de oldu. Etmiş canavarlar. Evet. Şu anda Hamas'a yol verilmesi, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün El Fethi'nin tasfiyesi geçmişte, göreceli layık karakter taşıyan Filistin yapılanmalarını, silahlı mücadeleyi esas alan ama layık bir karakteri de olan örgütlerin süreç içinde tasfiyesi ve Hamas'a yol açılmasının stratejik hesapları çok önceden yapılmıştı. Şu anda Hamas'ın bu eylemleri, sizin de az önce değindiğiniz sivillere yönelik bu harekatın başlatılmasına gerekçe gösterilen eylemlerini onaylamak mümkün değil tabii. Ama evet. Bunu dayanak yaparak, bunu gerekçe yaparak, bunu tramplen yaparak, sınırsız, hiçbir hukuk kuralıyla kendini bağlı hissetmeden Gazze'yi adeta bir mezbahaya çeviren bir İsrail var. Evet, şu anda evet, tam böyle durum. Aynen. Tam bu. Bu bir facia. Savaş hukuku diye bir şey var. Cenevre protokolleri var. Lahey protokolleri var. New York sözleşmeleri var. Bunlarda sivil hedeflere saldırılma, dini mekanlara saldırma, kültürel mirası, insanlığın ortak malı da sayılan, insanlığın ortak üretimi olan, kolektif bir anlamda
sahiplenilmesi gereken kültürel varlıklara saldırmayı yasaklayan, tutsaklara kötü muamele edilmesini, onları aşağılama, hakaret etme, işkence, manevi yönden de olsa, fiziki olmasa bile şiddet uygulama, baskı uygulama, bunlar uluslararası hukukun kabul etmediği pratikler. Ama şu anda evet, bunları tanımayan bir tasarruf, bir uygulaması var İsrail'in. Tam böyle. Yani, Sayın Özbek, siz de programın sonuna kadar devam edeceğiz. 23.30'a kadar birlikteyiz. Bir reklam arasına gideceğim sevgili seyirciler. Reklamlardan sonra, şimdi reklam süremizi biraz açtık, hızla gideceğim. Ceyda Karan yine bizle birlikte olacak. İki önemli gündem başlığı var, hızla soracağım. Hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirmesi, suçlaması hatta. Bu İsrail'in saldırısıyla ilgili Rusya'nın tavrı, onu konuşacağız. Ve Mısır'ın kapıları açın, mültecileri alın baskısına karşı almayız, alırsak da size göndeririz diye Batı'ya rest çekmesi gerçekten ilginç gelişmeler, önemli gelişmeler yaşanıyor. Ceyda'dan bunun yanıtlarını alacağız. Yine Sayın Özbek'le büyük resme bakacağız. Profesör Doktor Duran Büyük, Batum. Hoş bulduk. Evet, sesinizi aldım. Ceyda Karan'da kalmıştık sevgili seyirciler. İki önemli başlık vardı. Ceyda'ya hemen o başlıkları yöneltip sonra ona da veda edeceğiz. Bugünkü önemli gelişmelerden bir tanesiydi sevgili seyirciler. Biraz önce de ifade ettim. Ekranı yeni açanlar için tekrar edeyim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne öneri geldi. Bu çatışmanın en azından bir süre durdurulması, Hamas-İsrail arasındaki bu savaşın bir süreliğine dondurulması ve o arada da insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması yönünde. Fakat Amerika Birleşik Devletleri veto etti bu öneriye. 15 üyeden sadece ABD'ydi bu öneriyi veto eden. Ceyda, hemen bunu sormak isterim çünkü Rusya'da da tepkiyle karşılandı. ABD neden veto etti? Böyle giderse Güvenlik Konseyi'nden de bölgedeki savaşla ilgili bir karar çıkmayacak gibi, sen nasıl görüyorsun? Tuncay, zaten tabii Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkmasını beklememek gerekiyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri açık bir biçimde İsrail'in yanında durduğunu ilan etti. Zaten taraflar, Joe Biden'ın İsrail'e giderek savaş kabinesi toplantısına katıldığı, Dışişleri Bakanı'nın katıldığı, uçak gemisi grubunun Doğu Akdeniz'de olduğu, 101. bu hava indirmenin Avrupa'ya konuşlandırmışlardı en son, onu alıp Ürdün'e konuşlandırdıkları, bayağı Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş durumuna geçtiği, işte 2000 asker de belki gelecek diyorlar, bilmiyorum, hazır hale en azından şu an getirdiler. Böyle bir durumdayız. Şu an hakikaten çok her iki tarafta tedirgin. Benim anladığım kadarıyla bunu nasıl dindireceklerini düşünüyorlar ve Araplar üzerinden de başaramadıkları ortaya çıkıyor. Çünkü bütün bu 11 gün boyunca İsrail'in kara harekatına girişememesinin çeşitli sebeplerini birazcık okuyunca görüyorsunuz. Mesela İsrail medyası açıkça yazıyor. Jerusalem Post'un önceki gün yanılmıyorsam ya da dün bir haberi vardı. Burada tabii ki İsrail bir rezervist ordusu. Birincisi, bunları sevk ediyorlar. 300-400 binlik bir ordu. İkincisi, kuzeyde yayılması, Hizbullah, işte İran denklemi genişlemesi, bunu önlemek istediği anlaşılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde. Tabii ki önüne geçilemezse farklı boyutlarda kazanabilir. Çünkü bunu önlemek isterken bir arabuluculuk yapıp ateşkes ilan ettirip durumu düzeltmek gibi bir işarette görmedik Amerika'dan açıkçası. Sadece tek bir şey gördük, Biden yönetiminden arkasında bu işin İran olduğuna dair kanıt olmadığını söylediklerini gördük. Yani buradan yola çıkarak değerlendirme yapabiliyoruz. Ama onun dışında gördüğümüz resim şu 11 günde. Asıl İsrail'in derdi, başta anlattığım gibi, 51 günlük savaşı da hatırladıkları için ve bu kadar roket saldırıları, yani artık güçlenmiş bir hat var karşılarında ve
kara harekatına girişmeleri çok büyük kayıp vermelerine yol açabilir ve orada da psikolojiyi tabii ki Hamas'ın baskınından sonra onu da hesaba katmak gerekiyor. İsrail toplumunda güvenlik Doğru. unsuru tabii. ortadan kalktı ve varoluş problemi elbette var orada da. Dolayısıyla imtina ediyorlar bundan. Bunun için zaten Gazze nüfusunun aslında Mısır ve Ürdün'ün üstüne atılması gibi bir baskı yaptıkları anlaşılıyor. Ben bugün şuna dikkat etmeye çekmeye çalıştım. Ürdün Kralı Abdullah eğer olabilseydi bu hastane saldırısı olmasaydı dörtlü bir zirve olacaktı. Abbas, Ürdün Kralı yani Mahmut Abbas, Filistin lideri Ürdün Kralı ve Mısır lideri arasında Amman'da olacaktı. Bunu Araplar iptal ettiler. Ama Ürdün Kralı ile Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi'nin yaptığı açıklamalar açıkça Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalıların kendilerinin üzerinde çok büyük baskı kurdukları ve 1 milyondan fazla Filistinli'yi almalarını istedikleri. Bu yolla sivillerin bir kısmı çıkınca, bir kısmı da güneye gidince ondan sonra işte biz girip Hamas'ı temizleyeceğiz planları var. Çok işlemez bir planmış gibi geliyor bana. Birincisi reddettiler, açıkça dile getirdiler. Evet. Zorunlu sürgün anlamına bu gelir dediler. Yerinden etme. Bir de tabii ki 1948'den bu yana bir geri dönüş problemi var. İsrail'e pek çok dünyanın dört bir yanından Yahudiler gelebilirken Filistinlilerin gelememesi, işte 5 milyon nüfus vesaire anlaşmazlığın bir ayağı da budur, hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir resim var ama benim görebildiğim kadarıyla Amerikalılar artık Araplara bu bağlamda söz geçiremiyorlar. Bu sorun, Gazze'deki sorun siz çözeceksiniz diyorlar. Buradan nereye gider onu bilemiyorum. Suudi Arabistan aynı şekilde kabul etmedi. Sanıyorum Blinken'la görüşememiş bile. Yani Dışişleri Bakanı ile görüşmesi vardı ama gece beklettiğini Washington Post yazdı. Yani yine Amerikan basından öğrendik bunları. Şimdi böyle bir tablo var. Dolayısıyla burada BM'den bir şey çıkmaz. Ben küçük birkaç not daha eklemek istiyorum. Selçuk Bey yok aslında Lütfen. Ama bizlerin bu kadar tehlikeli bir durumda Orta Doğu'da Ürdün Kralı'nın ifadesiyle uçurumun eşiğinde, bakın Ürdün Kralı Abdullah dün Olaf Scholz'la görüşmesinde uçurumun eşiğinde olduklarını söyledi. Yani bir adım birisi atsa hakikaten bölge olarak düşeceğiz. Dolayısıyla bu kadar tehlikeli bir durum varken, hala tartışabiliyorken, çünkü çatışmalar bir kere çıktığı zaman artık hiçbir şey kimse konuşamaz olur. Maalesef insanın gerçek sorunu bu. Bazı kavramlar üzerinde düşünmek gerektiği kanaatindeyim. Naçizane bir yere not olsun diye söylüyorum. Bazı kelimeleri saçarken dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi soykırım büyük bir şey. Bir kere ondan kaçınmak gerekiyor. Batı Şeria'da Filistinliler, Araplar, Filistin Araplar yaşıyorlar. Soykırım başka bir şey. Katliam başka bir şey. Katliam tabii ki bir hastanenin tepesine bir bomba düşüyorsa, bu kadar şiddetli bir anda 500 kişiyi öldürüyorsa bunun adı katliamdan öte başka bir şey değildir. Ama hani tabii ki insanlar kendi durdukları yere göre çeşitli tanımlamalar yaparlar. Yine de düşünmek lazım. Ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat etmek gerekiyor. İkincisi, bakın, ulus devletler nasıl kuruluyorlar? İmparatorlukların çöktüğü coğrafyalarda bunların mücadeleleri, bunların kazananları, kaybedenleri, siyaset meşruiyet ilişkisi. Bakın bunlar üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü burada tabii ki Filistinli Arapların çok büyük bir dramı vardır. Çünkü 1948'den sonra devletleşememişlerdir ve İsrail'de buna izin vermeyecek politikaları benimsemiştir. Hele de Oslo sürecinin olmamasından. Tabii ki bunun olmamasının bin tane nedeni vardır. Tel Aviv'de patlatılan intihar saldırıları da vardır. Siyasal İslamcı şiddet de vardır Orta Doğu gündeminde. İlk oralardan girmiştir. Şimdi bu dolayısıyla tarihsel bir perspektif geliştirirken de belli kavramlar üzerinden düşünmekte fayda var. Çünkü sadece insan hakları dediğimiz şey siyasi bir şeydir. Siyasidir ve ideolojiktir. Kavramlar vardır uluslararası ilişkilerde herhalde ve de mecbursunuz buna. Çünkü devlet örgütler, insan toplumları devletler içerisinde örgütlenmiş durumda. Bu devletler içerisinde devletsiz kalmışlar da var. Onlarla ilgili siyasi sorunlar üzerine bizler en azından ve siyasetçiler kafa yoruyoruz. Bunların çözümüne kafa yoruyoruz. Dolayısıyla hiçbir şey rastlantısal değil. Bu tarihte böyle olmamış.
İsrail-Filistin sorununda da Filistinlilere çok büyük haksızlıklara ben tümüyle Selçuk Bey'e katılıyorum. Keşke İsrail politikaları örneğin Arafat yönetimiyle birlikte Oslo sürecinde Gazze'de liman yapmak, havaalanı açılışı konuşulurdu. Ben 98'de ilk gittiğimde bölgeye Arafat'la Eriha'da bir Türk heyetini, gazeteci heyetini kabul etmişti. Ben de orada vardım. O zamanlar onlar konuşuluyordu. Batı Şeria'nın açılması iyice konuşuluyordu. Başka yerlere sürüklendi. Bunda İsrail'de giderek keskinleşen ve bu aşamaya gelen sağ Siyonizm çok etkili oldu elbette. Sol Siyonizm de bu işi iyi yönetemedi o anlamda. Hani onlar olsaydı düzelirdi anlamında söylemiyorum ama İsraillerin varlık yokluk travmasının yol açtığı, içinde bin tane faktörün bulunduğu süreçler yaşandı burada ve bunun bedelini de en ağır bir biçimde elbette ki Filistinli Araplar ödediler. 1948'de evet. BM'nin Taksim planı haksızdı belki ama tarihte devletler maalesef haklı, haksız şeklinde kurulmuyor. Biraz açıkçası kazanan kaybeden üzerine kuruluyor. Bunu tabii ki tersine çevirmeye yönelik başka girişimlerin de desteklenmesi gerekiyor. Burada çok karmaşık bir 20. yüzyılın son bölümü karmaşıktır. Çünkü Araplar kabul etmedikleri için savaş açmışlardır ve yenilgileri vardır Arap devletlerinin o dönemde. Ve her seferinde İsrail'in bir tık daha genişlediği sonuçlar ortaya çıkmıştır. Oslo süreci bunu dondurmayı hedefliyordu. Evet. O yüzden 67 sınırlarına atıf yapılması bugün bakın 194 sayılı kararı vardır bile. Bunları kimse konuşmuyordu onun için söylüyorum. 194 sayılı kararına herkes atıf yapar. Doğrudur. Filistinlilerin geri dönüş hakkı çok önemlidir. Çözümün bir parçası olmak zorundadır. Ya da 242 vardır. 242'yi bütün bölge devletleri kabul etmiştir. Suriye'de kabul etmiştir. Sonra ilk başta reddetmiş. Sonra Yom Kippur'dan sonra onlar da kabul etmiştir. Dolayısıyla bu tarz halkları ilgilendiren konular başka bir düzlemde konuşuluyor. Yani cümleler şu şekilde olamaz. Bunlar kuramadılar, o yüzden onlar haklı, onların da böyle olacak. Bu şekilde yürümüyor hayat. Siyaset meselesi, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, meşruiyet bir takım temellere dayanmak durumunda. Kavramlar bunların üzerinden de tabii ki olayları kolaylaştırmak gerekiyor. Bugün hemen oraya bağlayayım sorduğun soruya ve bitireyim. Rusya Federasyonu lideri Vladimir Putin biliyorsun önceki gün açıklama yaptı. 5 liderle Netanyahu dahil bütün bölge liderleriyle telefon trafiğinden sonra anladığım kadarıyla orada İbrahim Reis ile de görüşüp hani bir çatışmanın genişlemesini önleme çabası olmuş. Aktörler hiçbir ana aktör istemiyor diye bir açıklaması var daha sonra. Yani bu şu an acil ateşkes sağlamaya çalışıp Amerika'yı ve İsrail yönetimini aşamadıkları tabii ki bir tablo var ortada. Ama olabilse yani durdurulabilse yarın öbür gün o zaman oturup konuşmak için bir temel. O da nedir? Herkesin vurgu yaptığı. Türkiye'de vurgu yapıyor. 1967 vurgusu yapıyorlar. Şimdi kimileri evet. Şey diyor yani biz bunu tanımıyoruz. İsrail'i yok edeceğiz. Olabilir tabii böyle bir görüş olabilir. Savaşlar çıktığı zaman ne olacağını da hiç kimse kestiremez. O zaman işte sözünü ettiğimiz insanlığın biriktirdiği, çatışarak biriktirdiği şey çöpe atılır çünkü o zaman. Yeni bir denklem kurulur. Elbette böyle bir şey olabilir ama bunun bedelleri var tabii. Böyle bir şey olmadan bir formül bulmanın yolu 67 sınırlarına dayalı. Gerçekten Filistinlilerin 1948'e kabul edilmeyen, daha sonraki savaşlarda giderek toprak getirmelerine, sıkışıp kalmalarına sebep olan koşulları ortadan kaldıracak şekilde ama öte yandan kendi otoritelerini oluşturacak ve o otoritelerinin diğer komşularıyla da iletişime İsrail dahil geçerek bir çözüm. Bakın bunu dile getirenleri artık neredeyse bu çıkarıp vuracaklar. Ama bunun aksi düşünmemiz gerekiyor. Bunun aksi savaş demek. O zaman lütfen savaş evet. demek diyenlerin demek. Savaşın evet. ne olduğu üzerine evet. biraz düşünmesi gerekiyor. Biraz tarihsel, toplumsal gelişmeler, meşruiyet dediğimiz şeyin nasıl tesis edildiği onlar üzerine düşünerek eğer bakabilirsek tabii ki insani ayakları bunun var ve bundan ayrılmaz şeyler. Bakın bütün bunlar siyaseten ve ideolojik olarak böyle geliştiği için 75 yılda
Biz böyle bir insani sonuçlarını görüyoruz bu olayın. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla insani sonuçlarını tersine çevirmek istiyorsak, o zaman yine aynı şekilde 75 yıl boyunca ki aşamaları siyaseten, hukuken, meşruiyet tartışmalarını yaparken ortaya koyduğumuz argümanları tekrardan gözden geçirmemiz gerekiyor. Ya bunu yapacağız ya da gerçekten savaş olacak ve hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. O zaman diyeceğimiz şey, o onu vurdu, öbürü öbürünü vurdu. Tabii ki bu da bir yöntemdir. Evet. İnsanlık bu yöntemi 20. yüzyılda iki kere büyük savaşla denedi. Korkarım ki yine aynı evet. yerlere doğru gittiğimiz bir süreç var. Ben bunları söylemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Ceyda. Çok teşekkür ederim. Sana da sanıyorum veda ediyoruz. Türkiye'yi konuşamadık bu arada. Bu konuşmayla birlikte. Evet, son olarak şey söyleyecektim bir de. Türkiye'nin garantörlük meselesini konuşmadık ama o herhalde sizlerin konuşacağı bir şey olur. Dışişleri Bakanımız biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısındaydı. Tabii İslam ülkeleri, Müslüman ülkeler üzerinden yeni bir garantörlük sistemi kurulması diyor. Yeni fikirler ortaya atılıyor. Onları konuşamadık ama bunları ortaya atarken de sadece küçük bir not olarak söyleyeceğim. Filistinli Arapların yaklaşık %20'sinin 25'inin de Hristiyan olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Müslümanların sorunu deniliyor ama aslında bir ulusal mesele olduğunu hatırlamak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Çok doğru. Çok teşekkür ederim Ceyda Karan değerlendirmen için. Çok sağ ol yayınımıza katıldığın için. Ben Profesör Doktor Süheyl Batum hemen sizle devam etmek isterim. Hocam tabii programın başından bu yana Ceyda gazeteci gözlemiyle bölgeyi de yakından bilen bir isim. Bir analiz yaptı. Büyük fotoğrafı görmeye çalıştık. Değerli Sayın Hüseyin Özbek de aslında Batı dünyasının kökten dinci yapılanmalara destek vererek aslında İslam coğrafyasını öyle gördüğünü, öyle görmek istediğini, öyle yansıtmak istediğini, işte Boko Haram örgütü gibi, IŞİD gibi, Taliban gibi ya da Hamas gibi yapılarla İslam coğrafyasını terörle ilişkilendirdiğini ve dolayısıyla da Batı'nın emperyalizm için bu coğrafyalara akın etmesinin, bu coğrafyaları sömürgeleştirmesinin bir aracı ve aparatı olarak bu dinci örgütleri kullandığını ifade etti. Sayın Özbek'le o kaldığı yerden devam edeceğiz. Çünkü büyük fotoğrafı konuşuyorduk ama hocam size şunu sormak isterim. Görüntülerde de ekrana geliyor. Gerçekten insanlık tarihinin belki en büyük saldırılarından bir tanesi yaşandı Gazze'de. Öyle hikayeler geliyor ki ben bu ekranda dile getirmekte bile zorlanıyorum. Yani çoğunluğu çocuk ve bebeklerin olduğu, kadınların olduğu 478 kişi can verdi o bombalı saldırıda. İsrail biz yapmadık diyor. ABD Başkanı da biliyorsunuz bugün evet ya siz yapmadınız bu İslam örgütler bunu yaptı diye destek verdi ama bilinen o ki hiçbir İslami örgütün yani terör örgütünün elinde bu güçle bir bomba yok. Yani bütün gözler de İsrail'i gösteriyor. Bir savaş suçu da işleniyor değerli hocam. Siz bu Gazze'deki hastane saldırısından başlayarak nasıl yorumluyorsunuz? Bugüne kadar 3000'in üzerinde bugün yapılan bir açıklama rakamı da vereyim. Gerçi böyle insanlık dramını böyle rakamlara boğmayı da sevmiyorum. Sanki istatistik gibi veriyoruz ama 3478 can kaybı var Gazze tarafında hocam. Yani 400 aile yok edilmiş, ortadan kaldırılmış Gazze hükümetinin yaptığı açıklamaya göre. Korkunç bir dram. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Hocamın sesi yayında var mı? Ben mi duymuyorum? Yok. Pardon, özür dilerim. Hocam, şunu söyleyeyim dedim. Şimdi sesimi alabiliyor musunuz? Buyurun. Geliyor hocam, buyurun. Şimdi şunu söyleyeyim. Dünyada ben bir hukukçu olarak özellikle şunu söylemek isterim. Hukuk daima bu tür çatışmalara
Halklar arasında olsun, devletler arasında olsun, toplumlar arasında olsun, iki grup arasında olsun, hep hukuksal bir çözüm üretmek ister. Ama maalesef siyaset farklı bir şey. Siyaset benim insanım ve düşman, dost ve düşman ayrımına dayanan ve maalesef gıdasını da bir gücünü de bundan alan bir faaliyet veya eylem biçimi. Şimdi bu böyle olunca bu dünya demin Ceyda Hanım da söyledi. Maalesef 20. yüzyılda iki tane büyük savaş yaşadı. Dünya savaşı yaşadı. Ve 45'te bitti. 45'ten sonra ilk belki 3 yıl, 5 yıl, 4 yıl devam etti. Ama işte Avrupa konseyleri kuruldu, sözleşmeler yapıldı, Avrupa sözleşmeleri yapıldı, işte şunlar yapıldı. Fakat şu anda maalesef ve maalesef bu siyasetin dost ve düşman yaratmasından bir yere doğru hep beraber gidiyoruz. Buna maalesef çok net bunun aktörleri. Bundan 20 yıl önce de komünizm bir tehlikeydi, bir düşmandı ve bütün modern dünya düşmanlığını Doğu bloku üstüne getirmişti. Modern dünya denilen Amerika Birleşik Devletleri ve ona bağımlı olan diğer devletler. Ve daha sonra bu Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra siyaset dost ve düşman yaratmazsa yürümesi mümkün değil. Bu içte de böyle. Düşmanı yaratırsınız, sonra onunla mücadele etmek üzere etrafınıza partileri veya insanları toplarsınız. O partilerin sağ olması, sol olması, aşağı olması, yukarı olması hiç fark etmez. Türkiye'de de bunu yaşamıyor muyuz? Düşman var. Düşman değişiyor. Gene partiler bakıyorsunuz aynı ve düşman değişmiş olarak. Şimdi maalesef çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ama belki 30 yıldır 80'lerden beri ve bütün savaşlarda hepimiz gördük. Bunu şöyle o yanlış yaptı, bu doğru yaptı, o haklı yaptı, o savaş attı filan değil. Gördüğünüz zaman bunu tabloya baktığınızda başka bir şey görmek mümkün değil. Görmek mümkün değil. Demin Ceyda Hanım çok güzel söyledi. Arafatlar dönemiydi. Ya Arafat ne oldu? Arafat evet. İslamcı bir örgüt olmadığı ortaya çıktıktan sonra tukaka edildi. O bölgede kim yaratıldı? Evet. Müslüman Kardeşler ve Hamas. Ya Türkiye'de El Nusra nasıl yaratıldı? El Kaide nasıl yaratıldı? IŞİD nasıl yaratıldı? Bunların hepsi bir tesadüf mü? Hayır. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri kendi etrafına topladıklarıyla nihai bir düşmanla savaşmak zorunda. Bu kim? İlk başta en kolay gözüken İran. Sonra biraz daha zor duran Rusya ve Çin. Şimdilik bunlar durabilir. Biz maşalarla bununla mücadele edebilir miyiz kavgası? Son yıllarda yaşananları biliyorsunuz. Şimdi burada hukuken savaş suçu diyoruz. 500 kişinin, 470 evet. kişinin öldürülmesine. Ama şöyle bir düşünün. Ya göstere göstere bizi inandırarak Birleşmiş Milletler'de Colin Powell'ları bilmem neleri, Irak'ta öyle silahlar var ki her an New York'u bombalayabilir. Şu anda atılıyor zaten derken Irak'a saldırıldı mı? 1,5 milyon, 2 milyon evet. insan öldü mü? Milyonlarca insan yerinden oldu mu? Arkadan şeye saldırıldı mı? Suriye'ye ne var? Suriye'ye IŞİD varmış diye. Şimdi dolayısıyla ben bugün Biden'ın söylediğinden de kimse kusura bakmasın hiç şaşırmadım. Bunu biliyorum. Önemli olan benim için şu. Bir zamanlar bu savaş varken 39'da herkes göre göre bütün dünya göre göre denize atlarken Türkiye'de Atatürk ve
İnönü gibi ciddi, önemli devlet adamları vardı. Ve Türkiye o denize atlamadı. Fakat bugüne geldiğimizde bize son işte 30 yılda, 40 yılda, 50 yılda ne öğretildi? Bunlar korkaktı, denize atlamadılar. Halbuki biz denize atlarız ve Osmanlı'yı tekrar kurarız. Şimdi bunu ben Türkiye'de bunu iç eleştiri yapmak için söylemiyorum. Ama etrafımızda çok net bir gidiş var. Ya Rusya, Ukrayna. Şimdi uzun süre bütün dünyayla beraber biz de böyle dedik. Şimdi baktı, kötü Rusya durup dururken Ukrayna'ya saldı. Vay kötü Rusya. Şimdi ya NATO genişliyor. Hedefleri belli. Ukrayna şimdi diyor ki ben savaşmayacağım abi diyor. Hayır, savaşacaksın. En yeni silahlarımızı kendimizin bile kullanmadıklarını veriyoruz. Şimdi bu neyi gösteriyor? Şimdi bu Hamas, Hamas'ın da ben nasıl kurulduğunu, nasıl kim tarafından kurulduğunu ve işte fanatik Müslümanlığın ne duruma getirdiğini insanları gözlemleyen 30 yıldır bir insan olarak Hamas'ın da durup dururken İsrail'i döveceğiz diyerekten insanları kaçırıp onları göstermesini ve orada birkaç kişiyi öldürmesini makul olmadığını düşünüyorum. Bir tane de Filistin'de. Hocam 2019'da Netanyahu söylüyor işte 2019 yılında Hamas'ı destekleyelim diyor yani. Netanyahu evet. Söylüyor bunu. Evet. Yani bunun da hani Hamas nereden çıktı diye soruyoruz ya, belli yani. Aynen belli. Dolayısıyla bu bir plan, siyaset başka türlü yaşayamıyor. Açık söyleyeyim, bakın dostumuz müttefikimiz ayrı ama Amerika Birleşik Devletleri yapısı itibarıyla düşman olmadan yaşayamaz. Yaşaması mümkün değil. Yani bu gücü sağlayabilmesi mümkün değil. Sürekli ilk önce Kızılderililerdi, sonra Zencilerdi, sonra olmayınca kendi içlerinde kavga ettiler. Sonra işte bir eve şu çıktı, sonra Ruslar çıktı, sonra Çinliler çıktı, sonra İslamcılar çıktı. Ve sürekli o düşmanları yaratılmasında da kendi etkisi var. Şimdi bazı dinleyenler şöyle diyecektir. Ya Süheyl Batum şimdi bütün bu olanlarda Amerika'yı mı suçlu görüyor? Ben sadece net olarak söylüyorum. Demin Ceyda Hanım da söyledi. Bakarsınız 3 ay sonra, 1 ay sonra bunları söyleyebilecek konumda olmayız. Türk milletine yazık bütün bu şeye. Biz 39-45'i aynı şekilde geldik. Aynı. O haklı, bu haklı filan. Rusya bile Hitler'le saldırmazlık paktı imzaladı. Neden? Çünkü onların da zekası o sırada o kadardı. Devlet adamlığı, Stalin'li filan. Ama Atatürk ne yaptı? Hayır. Biz savaşmayalım dedi. Öldü. 39'da bir yıl sonra şey başladı. Aynısını evin devam ettirdi. Biz ise ne yaptık? Suriye'yi alıyoruz. Haydi ben de orada namaz kılacağım. Irak'a bir koyup üç alacağım. Hatırlayın. Bir koyup üç alacağım. İlk Genelkurmay Başkanı ne zaman istifa etti? Amerikalılar rahmetli Turgut Özal'a oğlum gel bizle beraber gel. Çok güzel bir planımız var. Dünyayı bak biz alacağız. Sana da Musul Körfezi veririz. Ne güzel olursun deyip ikna ettiklerinde Genelkurmay Başkanı ciddi bir şey olarak yapmayalım bunu. Uygun değil dedi. Hayır dediler. Ben uzmanıyım bu işin. Asker budur. Uzman ben buyum dedi. Hayır dedi. İstifa etti. Türkiye şu anda atlamış. Ve dikkat edin. Yani inanılması güç. Hastaneyi bombaladıkları günün ertesi günü Biden geliyor. Daha neyi anlatacağız yani? Neyi anlatacağız? Ben inanırım onlara. Onlar bombalamamıştır diyor. Ya bombanın gücü belli. Öyle diyor. Etkisi belli. Nasıl getirildiği belli. İlk gün kimse bir şey söylemedi. Herkes, bütün ajanslar İsrail diye geçti. Ama tekrar söylüyorum bakın çok kötü bir şey. Ama biz bu bombalar gibi Irak Savaşı'nda iki tane hastane yıkılmadı mı?
Ya oradaki insanlara, 1,5 milyon insana büyük işkenceler yapılmadı mı? Kim hatırlıyor? Yapıldı tabii hocam, tabii. Kim hatırlıyor? Çünkü bütün dünya, zaten Avrupa Birliği dediğimiz sistemin bir artık siyasal etkisi kalmadı. Bu dünyada dost, düşman, benim işime gelen, ben şuranı istiyorum. Orta Doğu'yu bir daha bölüşmek istiyorum. Artık Rusya ile yaşamak istemiyorum. Çin'in de gücünü bir yerde tutmak istiyorum. O yüzden ben bunu istiyorum kardeşim. Alacağım. Dost musun, düşman mısın siyasetiyle ya buna uyan devletler şeklinde kaldı ya da hiçbir şey yapamayıp korkuyla bekleyen devletler kaldı. Maalesef Türkiye kim ne derse desin. Bugün öğrenciler söylüyordu. Hocam bir savaş çıkar mı diye. Ve bir hukukçu olarak gözlemliyoruz ama korkarım ki inşallah bu inanılmaz açgözlü, doymaz, ne alırlarsa alsın doymaz siyaset anlayışı, bu siyaseti sadece dost düşman yaratmak olan anlayışı dünya reddeder diyeceğim ama maalesef tekrar söylüyorum 30'larda Türkiye'de böyle bir siyaset vardı. Şimdi ne yaparız, nasıl biraz daha fazla ekmek yiyebilir miyiz acaba diyen bir siyaset anlayışı dünyada hakim. Korkarak ben bir hukukçu olarak eşit, adil bir dünyanın dünyaya dönüşmesini boş yere bekliyorum. Ama şuna da gözümle görüyorum. Dünyanın umurunda değil. Bütün dünya, herkes şu anda bana bulaşmasın da. Herkes izliyor hocam. Evet, aynen. Herkes Irak'ta 1,5 milyon insan öldü. Kimsenin umurunda değil. Suriye'de öldü. Kimsenin umurunda değil. Ama bizim arkadaşlar Ukrayna'da olduğunda bütün dünya ayaklandı. Ya bunlar hayvan mıydı? Bunlar insan değil miydi? Bu siyasetler felaket değil miydi? Gerçekten bu Irak'ta bomba var mıydı? Gerçekten bu Irak bombalar atmış mıydı? Yok, biz demokrasi getirdik. Suudi Arabistan yoktu. Ne? Yoktu. İspatlandı, olmadı. İspatlandı. Kusura bakmayın dedi Colin Powell. Koskoca Colin Powell. Beni kandırmışlar dedi. İşte bu dost düşman yaratanların sonunda söyledikleri şey, ya nasıl kazandım gücümü ya da kazanamazsa kandırmışlar benidir. Ama bütün dünya kan ve gözyaşıyla o zaman sınanıyor. Maalesef biz bunu iki defa yaşadık. Maalesef hocam. Maalesef. Değerli hocam, sizi yayında tutacağım biraz çünkü Türkiye yeri, iç siyasete de bakacağız. Aslında Atatürk Türkiye'sinin, laik demokratik cumhuriyetin, ulus devletin ne kadar değerli olduğunu maalesef böyle acı tecrübeler sınırlarımızda yaşanınca ortaya çıkıyor. Bir anayasa değişikliği sevgili seyirciler biliyorsunuz var. Poşette, torbanın içinde ya da halının altında. Onu halının üstüne çıkaracak. AKP iktidar onun hazırlığını yapıyor. Mutlaka detayına bakacağız. Yani bütün bu konuştuğumuz coğrafyamızdaki ateşten bağımsız bir konu değil. Türkiye'deki bu anayasa değişikliği aslında bir Türkiye'yi neredeyse etnik kimliklere bölecek. Türk demeyi, Türk vatandaşlığını ayıp sayacak bir noktaya getirdiler. Dolayısıyla bunun da perde arkasında bu sınırlarımızda gördüğümüz çatışmaların bir benzeri süreç var. Biraz perde arkasına bakacağız. Yani ilerleyen dakikalarda gireceğiz sevgili seyirciler o konuya ama. Hocam, Profesör Doktor Duran Bülbül, hemen size söz vermeden önce Hüseyin Özbek'le bir yerde kalmıştık, onu tamamlayalım. Hemen geleceğim size. Sayın Özbek'le ilk bölümde konuşuyorduk, büyük fotoğrafı. Sayın Özbek, şuradan devam edelim mi? Bu gündemle ilgili olarak Türkiye'deki İslamcılar da, az önce Sayın Süheyl Batum da ifade etti, Filistin Kurtuluş Örgütü vardı. Şimdi Filistin Kurtuluş Örgütü olduğunda, Arafat olduğunda Türkiye'deki İslamcılar Filistin davasına böyle bakmıyorlardı. Bunu biliyoruz. Ne zamanki Hamas doğdu, ne zamanki Müslüman kardeşler ekseni oluştu ki bunun arkasında Amerika'nın olduğunu, İsrail'in olduğunu da biliyoruz. Türkiye'deki İslamcıların da böyle bir Filistin duyarlılığı ortaya çıktı.
Yani orada Filistin'in özgürlüğü, Filistin'in hakları, Filistin'e yapılan zulüm konusunda seküler bir yapı olan Filistin Kurtuluş Örgütü mücadele ettiğinde dönüp bakmayan İslamcılar bugün ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Niye kaldırıyorlar demiyorum. Haklılar çünkü aynı duyguyu paylaşıyoruz ama o dönemlerde de biz aynı duygu içindeydik Filistin'de. Yani bu Hamas meselesi, Müslüman kardeşler ekseni, Amerika'nın Yeşil Kuşak projesinin kalıntıları ya da devamı gibi görebiliriz bunu. Bu açıdan baktığınızda Sayın Özbek bir değerlendirme yapmanızı rica ediyorum. Hem biraz bir ikiyüzlülük de var burada, hem de Hamas'ın bu ağır saldırıyı yapmasının İsrail'in bu kadar ağır misliyle cevap vereceğini bilmesine rağmen bunu bugün gerçekleştiriyor olmasının bir başka nedeni var mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Biraz böyle kinayeli bir cümle kurarak başlayayım. Bizdeki siyasal İslamcılık veya kökten dincilik yerli ve milli değil. Niçin yerli ve milli değil? Abduh'u bilmek lazım. Hasan el-Benna'yı bilmek lazım. Diğer böyle Selefiliği bilmek lazım. Vahabiliği bilmek lazım. Burada Arap kültür kodlarının, Bedevi kültür kodlarının böyle sosyolojik olarak orta çağla ilintili, orta çağ sosyolojisine uygun bir yapının, toplumsal yapının, zamanı durduran bir yapının Türkiye'ye monte edilmesi, Türkiye'ye enjekte edilmesi sürecini yaşıyoruz. Siyasal İslam'ın, kökten dinciliğin Türkiye'ye sunduğu reçete bu. Bu reçete bizim kültür kodlarımızla çatışıyor. Bizim tarihimizle çatışıyor. Bizim gelecek perspektifimizle çatışıyor. Cumhuriyetin kuruluş değerleriyle çatışıyor. 29 Ekim 1923'ün evet. temsil ettiği devletin siyasi mimarisiyle çatışıyor. Dolayısıyla 29 Ekim 1923'ün devletin kuruluş felsefesinin antitezi olan bir kökten dincilik var Türkiye'de. Bir reçete var. Eğer evet. bu reçete uygulamaya geçerse Türkiye ayakta duramaz, yok olur. Türkiye Cumhuriyeti varlığını yitirir, anlamını yitirir. Şu anda evet. temel şey bu, Hamlet'in dediği gibi olmak ya da olmamak. Türkiye 29 Ekim 1923 üniter yapı, ulus devlet, çağdaş, laik bir yol haritasında mı yürüyecek, yoksa Bedevi sosyolojisine teslim mi olacak ve böyle atomize mi olacak? Çünkü Bedevi sosyolojisinde ulus devlet yoktur. Arap dünyası, İslam dünyası diyoruz ama sürekli birbirleriyle kavga ederler. Emeviler Abbasilerle kavga ederler. Ümeyye oğulları Abbas oğullarıyla kavga ederler. Halbuki aynı tek atanın çocuklarıdır. Bu kavga bugün de sürer, geçmişte de sürmüştür, gelecekte de sürecektir. Çünkü Birleşik Krallığın, Britanya'nın ağırlıklı olarak çizdiği siyasal sınırlar var. Ama siyasal sınırlar çizilmiş ama sosyoloji birbirine benziyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Burada ulus devlet modelinin, üniter yapının antitezi olan bir siyasal İslamcılık var Türkiye'de. Türkiye'nin kuruluş kodlarıyla kavgalı. Atatürk'ün Türk dış politikasında üç talimatı var. Eski Dışişleri Bakanlarından Numan Menemencioğlu, dışişlerine intisap edenlere Atatürk'ün bu direktiflerinin yansıtılmasını istermiş. Bunu Bilal Şimşir anlatmıştı. Sağlıklar diliyorum buradan kendisine. Kulakları çınlasın. Bilal Bey'in söylediği şu. Atatürk'ün Türk dışişlerine üç talimatı, meslek düsturu, vasiyet. Bir, büyük devletlerin arkasından görüntü vermeyeceksiniz. Kuyrukçuluk yapmayacaksınız anlamında, piyonluk yapmayacaksınız anlamında. Türkiye'nin bir kişiliği var. Atatürk'e Asya ve Afrika'nın mazlum halkları şarkın kahramanı dediler. O sizden çıktı.
Türk milletinden çıktı ama bizim de rol modelimiz, bizim de liderimiz dediler. Onun için Atatürk gelecekte de Türkiye'nin bu kredisini, bu saygınlığını kaybetmesini istemedi. Büyük devletlerin arkasından görüntü vermeyeceksiniz. Bir. İki. Rusya ile bozuşmayacaksınız. Büyük komşu, güçlü, kudretli bir devlet. İlişkileri dostane sürdüreceksiniz. Üç. Araplarla, Arap dünyasıyla aranıza mesafe koyacaksınız. Arapların bitmez tükenmez kavgalarının dışında kalacaksınız ki onların nezdinde de saygınlığınız olsun. Türkiye'yi yönetenler şu andaki zihniyet sanıyor ki biz siyasal İslamcılık yaparsak, Araplarla paralellikler kurarsak, sosyolojik paralellik kurarsak, benzeşirsek, yeni Osmanlı telaffuzunda bulunursak İslam dünyasında liderliği garantileriz, Arap dünyası peşimize takılır. Aslında Arap coğrafyasını, Arapların kolektif haleti ruhiyesini bilmemekle ilgili, bilinçaltını bilmemekle ilgili bir şey. Bir Arap'ın yanında yeni Osmanlı olsun, eski Osmanlı olsun bir telaffuzda bulunursanız Arap'ın tüylerini diken diken edersiniz. Size alerji duyar. Çünkü onun için Osmanlı istilacı bir güçtür. Arap coğrafyasını 1517'den 1918'e kadar tahakküm altında tutmuş bir yabancı güçtür Osmanlı. Bu benim tanımım değil tabii. Arap'ın prizmasından Osmanlı ve Türk'ün görüntüsü budur. Onun için siz şirinlik yapayım derken alerjik bir telaffuzda bulunmuş oluyorsunuz. Ve araba size alerji duyacak, size karşılık verecek bir pas atmış oluyorsunuz. Bu Arap dünyasını tanımamak, dünyayı tanımamak, dünyadan bir haber olmakla ilgili. Bu da Kadir Mısıroğlu'nun ve Necip Fazıl'ın düşünsel radyasyonuyla, şırıngasıyla ilgili bu camiaya zerk ettiği, bu anlamda düşünsel radyasyonla, radyoaktivitiyle ilgili bir şeydir. Dünyayı tanımak lazım. Dünyayı okumak lazım. Bunun için kendi geçmişinizi, Selçuklu'yu bilmeniz lazım. Osmanlı'yı bilmeniz lazım. Yeni Osmanlıcıyım diyorsunuz. Kafanıza fes takıyorsunuz. Televizyonlarda Osmanlı dizileri yayınlıyorsunuz. Ama tarihsel gerçeklikten kopuk ve ters bilinç inşasına yönelik. Bir defa dünyayı okuyacaksınız. Dünyadaki güç dengelerini bileceksiniz. Konumunuzu bileceksiniz. Türkiye'nin askeri, ekonomik, siyasal potansiyelini bileceksiniz. Bölgede Türkiye ne zaman saygındı? Atatürk döneminde saygındı. Bölgede Türkiye ne zaman saygındı? 29 Ekim 1923 kodlarıyla kavga etmeyen iktidarlar değişse bile bir devlet konstrüksiyonu var iken Türkiye saygındı. Evet. Şimdi iki örnek vermek istiyorum. Atatürk döneminde Türkiye'yi ziyaret eden iki devlet başkanı. Rıza Şah. Rıza Şah İran Şahı. Sanıyorum Kaçar İran hanedanını devirdi, bir darbe yaptı, bir başçavuştu. Fars kökenli bir başçavuştu. Ve İran devlet başkanı oldu, İran Şahı oldu. Yani kral oldu. Türkiye'yi ziyaret ettiğinde bir kontrasta dikkat çekmek istiyorum. Atatürk son derece çağdaş giyinmiş, kravatlı, böyle son derece çağdaş giyim, medeni bir profile sahip. Rıza Şah dikkat ederseniz askeri bir elbise içindedir. Orada da biraz işin komedi tarafına değineyim. Kendisi muvazzafken, başçavuş olduğu halde, astsubay olduğu halde devlet başkanı olunca mareşal üniformasıyla Türkiye'ye geldi. Atatürk'ün ona böyle Türkiye'yi takdim ederken, tanıtırken, işte Cumhuriyet'in yaptıklarını, devrimleri izah eden ki kendi özgüvenine bakın. Bir de Atatürk'ten daha uzun boylu, daha cüsseli olan o Şah'ın ne kadar küçüldüğüne bakın. Atatürk'ün yanında böyle ne kadar hürmetli, saygılı, çekingen ama biraz da pısırık durduğuna bakın. O filmler var bunun. İkincisi, Amanullah Han, Afganistan kralı. Amanullah Han da Türkiye'yi ziyaret etti. Atatürk'e hayrandı. Cumhuriyet devrimlerine hayrandı. Bunları Afganistan'da gerçekleştirmek istedi ama Afganistan'ın sosyolojisi,
Peştun sosyolojisi buna uygun değildi. Bir facia ile sonuçlandı. Kendisi tacını tahtını da kaybetti. Şimdi bu da askeri üniforma ile geldi. Sivil kıyafetleri de var ama askeri üniforma. Bu bir kontrasttır. Neden? Atatürk 10 Kasım 1938'e kadar mareşal üniformasını taşıyabilirdi. Anasının ak sütü gibi helaldi, hak etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi evet. orduları başkomutanıydı. Mareşal unvanını almıştı. Ne yaptı? O elbiseleri çıkardı. İstiklal madalyasını taşıdı yalnızca özel günlerde. O dönemde Avrupa'da iki diktatör vardı. Dünyayı 2. Dünya Savaşı felaketine sürükleyen iki diktatör. Hitler ve Mussolini. Belgesellerde görüyoruz. Evet. Hitler'de de üniforma var değil mi Tuncay Bey? Üniformalı hep böyle generaller, evet. o Prusya ekolünden evet. gelen generaller etrafında put gibi hazır olda duruyorlar. Hitler böyle çok büyük bir özgüven içinde ama başkomutan üniforması içinde. Bir İtalyan maskarası, diktatör maskarası, diktatör müsveddesi Mussolini. Mareşal üniforması var, bir sivil aslında. Askeri hiçbir kariyeri, o da öyle. Askeri evet. eğitimi yok. Atatürk'ün büyüklüğü buradan anlaşılmalı. Bir asker, evet, evet. bir başkomutan. Hani Atatürk'ü diktatör diyenler bu komutan, konuşmanızı dinlesinler. Askeri deha. İngilizler warlord evet. diyor. Savaş lordu diyor ama bunu olumsuz anlamda söylemiyorlar. Bir hayranlık ve takdirle söylüyorlar ama sivil kıyafetle, evet. medeni, çağdaş, Türk milletine model olan bir kıyafet. Evet. Bir uygarlık tercihini yansıtıyor. Bu bir kontrast. Dikkate alınması gereken bir kontrast. Türkiye, çok doğru. Arap dünyasında çok. Saygınlık kazanmak istiyorsa, İsrail'le bu son yaşanan facia konusunda bir arabuluculuk yapıp, bir hakemlik yapıp, sözü dinlenen bir saygın bölge devleti olmak istiyorsa, Cumhuriyet'in kuruluş kodlarına itirazı bir tarafa bırakmalıdır. Türkiye'nin kuruluş kodlarıyla hemhal olmalı, bunları içselleştirmelidir. Türkiye, daha doğrusu Türk halkı 3. Selim döneminde 1808'lerde uygarlaşmak istedi, medenileşmek istedi. Avrupa'yı model alan yenilikler yapmak istedi ordusunda, bürokrasisinde. Başarılı olamazdı. Neden olamazdı? Kendisi hem sultan hem halife. Bir dualite var. Gerçekleşemez. Cumhuriyet devrimlerini bekledik onun için. 29 Ekim 1923'ü bekledik. Sultan II. Mahmut hem halife hem padişah ama Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdı. Orduda modernleşme yaptı. Mülkiye açıldı o zaman. Mektebi Harbiye açıldı. Mühendishane açıldı. Ona evet. ne dedi softa takımı, medrese takımı? Gavur padişah dedi. Düşünün, halife ama gavur padişah dediler. Niye? Modernleşmeye, her türlü uygarlığa karşı olma siyasal İslam'ın DNA'sında var. İtiraz eder, kabul etmez. Gerçek dünyada realite olmayan bir fanus içinde yarattığı bir İslam dünyası vardır. 14. yüzyıl sosyolojisi vardır. İlerlemeye engeldir. Burada tabii halkımızın inancını, halkımızın değerlerini, halkımızın Müslümanlığını, Almanların folk İslam dediği halk İslam'ını, Türk milletinin İslam algılamasını dışarıda tutuyorum. Büyük saygı duyuyorum. Biz o kültürden geliyoruz, o inanıştan geliyoruz. Burada Anadolu sosyolojisine, Türk İslam algısına bir müdahale var, bir tasfiye var. Bizim kültür kodlarımıza, milli kimliğimize, milli bilincimize saldırı var burada. Bu saldırıya öncelikle devlet karşı koymalı. Devlet buna yol açıyorsa, görüntüleri görüyoruz o kurslarda, cemaatlerde, tarikatlarda. Bu kadar önü açıldığında cübbelisi... Saldıranlar devletin kılcal damarlarında Sayın tabii, Özbek. Tabii, sorun bu, o. Yani bu karşı tabii, devrim yapıları devleti ele geçirdi. Bürokraside bir dedikleri iki nasıl ediliyorsa... Nasıl karşı koymasını bekliyoruz? Her türlü kotalar kendilerine tahsis ediliyorsa... Ve bu tarikat ve cemaatler devasa holdinglere dönüşmüşse, siyasallıkla ticaret iç içe geçmişse, dünyevileşmişse, Osmanlı bile bundan arınmak istedi işte. Onun için gavur padişah dediler.
medresenin tahakkümüne karşı, medresenin orta çağa çekme girişimlerine karşı, o Osmanlı döneminde başlayan modernleşmelere karşı çıktığı için Sultan II. Mahmut'la medresenin ciddi bir kavgası vardır. 31 Mart'a gelelim, 1909'da, evet. 23 Temmuz 1908 devrimine karşı 31 Mart 1909'da eski takvimle 13 Nisan 1909'da başlayan o İstanbul'daki kalkışma. İşte 100 yıllık hesaplaşma denen şeyi 100 yıl sonra 31 Mart'ın revanşını alıyoruz, hesabını görüyoruz gibi. Türkiye buradan bir yere gidemez. Türkiye saygınlığını yitirir, itibarını yitirir. Uygarlık yolunda pusulasını kaybeder. Giderek itelenip kakalanan, kale alınmayan, hiç dikkate alınmayan bir postmodern hasta Osmanlı'ya dönüşür, hasta adama dönüşür. Buradan bir itibar çıkmaz. Siz ne kadar arabulucu olalım, işte hakem olalım, bu işleri durduralım derseniz de sizi kimse dinlemez, kimse dikkate almaz. Eğer Atatürk'ün rotasından giderseniz, devletin kuruluş kodlarıyla kavga etmezseniz, Türkiye'ye tarihin zorunlu olarak dayattığı yoldan, o rotadan sapmazsanız saygın olursunuz. Başka türlü olamazsınız. Sayın Özbek, çok teşekkür ederim. Bir tarihsel perspektifte verdiniz. Ben de hiç araya girmedim. O akış içinde anlattınız. Çok teşekkürler. Çok önemli bir değerlendirmeydi. Sevgili seyirciler, birinci bölümün de sonuna geldik. Profesör Doktor Duran Bülbül'e söz vereceğim ama söz verirsem yaklaşık bir dakika sonra hocam kesmek zorunda kalacağım reklama gideceğimiz için. Şöyle yapalım mı? Reklama gidelim, bu son reklamı da aradan çıkaralım. Son bölümde hocam sizinle başlayalım, Profesör Doktor Duran Bülbül'le. Sevgili seyirciler, biraz içeriği de konuşacağız, Türkiye'yi de konuşacağız, Türkiye'deki iç gündemi de. Hem anayasa değişikliği meselesi var, hem de Profesör Doktor Duran Bülbül'ün biliyorsunuz maliye hocasıdır aynı zamanda. Bütçecidir yani, kabaca söylersek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri var Aralık ayının ilk haftasında. Ve gerçekten belki de bugüne kadar görülmemiş boyutta bir zam yağmuru olacak önümüzdeki yıl. Planlanan bütçe tartışıyorduk. Elbette Türkiye'nin de dünyanın da gündeminde Gazze'de yaşanan vahşet var. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam gibi saldırılarının ardı arkası durmuyor, kesilmiyor. En son hastaneye yapılan bir bombalı saldırıda aralarında bebeklerin, çocukların, kadınların bulunduğu, çoğunlukla bunların bulunduğu 478 kişi hayatını kaybetti. Bu katliamın da yankıları dünyada tartışılıyor şu dakikalarda da. Yine Türkiye'de de protesto gösterileri devam ediyor. Zaman zaman canlı olarak Tele1'de ekranlarınıza getiriyoruz. İsrail konsolosluğu önünde de İsrail'e yönelik protestolar devam ediyor. Profesör Doktor Duran Bülbül, hocam içerideki gündeme bakacağız ama Gazze ve İsrail gündemini noktalamak açısından size de söz vermek isterim. Başbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir 3 günlük yaz ilan edeceğiz dedi. Ahmet Davutoğlu'nun bildiğim kadarıyla teklifiydi, o önermişti. Ahmet Davutoğlu'nun teklifine böyle bir karşılık verildi, bir 3 günlük milli yaz ilan edilecek. Öte yandan sevgili seyirciler, bu saldırıdan önce de biliyorsunuz TRT bir açıklama yaptı. Tartışmalı bir açıklamaydı ki onu da konuşacağız birazdan. İşte 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde sevgili seyirciler. Yani Cumhuriyet'imizin en görkemli şekilde kuruluşunun, kuruluş yıl dönümünün kutlanması gereken o günde TRT ekranları kutlamalara karartacakmış, kapatacakmış. Yani kutlamaları yayınlamayacakmış. Gerekçe olarak da Gazze'de yaşanan bu saldırıları, bu çatışmayı, bu katliamları öne sürdü. Elbette biz bu düşüncenin altını kazıdığımızda bir başka niyeti de görüyoruz. Yani Gazze'deki bu saldırılar bahane edilerek
Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili. Üstelik 100. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümündeki kutlamalara bir anlamda TRT yönetimi sansür getirmek istedi. Bu da çok eleştiri konusu oldu. Fırsat kalırsa bunda konuşacağız. Yani Gazze olayları böyle bir sansüre neden olmalı mı diye konuşacağız. Ama hocam önce şunu sormak isterim. Bu savaş sizce nereye evriliyor? Mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bugün bir karar çıkmadı. Az önce de onu konuştuk, tartıştık. Amerika Birleşik Devletleri veto etti. Bir süreliğine savaş dursun teklifi ABD tarafından veto edildi. Eş zamanlı olarak da Biden Netanyahu ile kucaklaştı ve biliyorsunuz size eşsiz destek vereceğiz dedi. Ne yaparsanız haklısınız anlamında aslında İsrail katliamlarını da onaylayan, onların önünü açan bir destek mesajı da verdi Amerika Birleşik Devletleri. Bu fotoğrafa baktığımızda maalesef bu kan uzun süre akacak gibi görünüyor. Hocam sizin değerlendirmeniz nedir? Bu arada bir son dakika bilgisiyle hocam size geleyim. Gazze'de hastaneye bir bomba daha haberi düştü ajanslara. Şu anda da Tele1 ekranlarının altında görüyorsunuz bu sıcak gelişmeyi sevgili seyirciler. Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin yanına bir bomba daha düştü. Yani bombalı saldırılar hastane de olsa devam ediyor. Tam da onu konuşuyorduk. Bu kan durmayacak gibi hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Duran Bülbül, beni duyabiliyor musunuz hocam? Hocamın sesini alamıyorum arkadaşlar. Şu an duyuyor musunuz? Evet hocam, şimdi geldi. Tamam. Evet. Şimdi geldi aslında hocam, buyurun. Temel sorun şu. Dünyadaki tüm liderlerin, özellikle emperyal devletlerin başında bulunan liderlerin barıştan değil de özellikle savaş ve krizden beslendikleri bir durumla karşı karşıyayız. Bu temel bir durum. Özellikle 1980 sonrası dünyadaki gelişen o neoliberal düşünceler ve özellikle ulus devletleri parçalama ve bu parçalama işini de özellikle Orta Doğu dediğimiz o Yakın Doğu ve Asya'da bunu planlamış olmaları, aslında tüm planlara baktığımızda süreç şudur. Büyük, bir kez daha söylemek isterim, Büyük Orta Doğu projesi büyük bir İsrail yaratma projesidir. Dikkat ederseniz İsrail'deki yine Filistinliler göçe zorlanıyor. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Uzun süredir göçe zorlanan Filistinliler bir daha dönememişlerdir. Bir kez daha yaparak küçük bir Filistin büyük bir İsrail yaratma projesiyle karşı karşıyayız. Buradaki temel sorun şu. Bu savaşı kimin başlattığı ve bu savaşta kimin çıkar olduğuna bakmak lazım. Bu savaşta kimin çıkar olduğu net. Özellikle Orta Doğu'da son yıllarda İslam kavramı da kullanılarak terör örgütlerini, emperyal devletlerini, özellikle ABD'nin ve buna benzer birkaç ülkenin Orta Doğu'da ciddi terör örgütleri kurduğunu görüyoruz. İşte bunlar El-Kaide olabilir, Hamas olabilir, ne at olursa olsun fark eden hiçbir şey yok. Buna birçok örgütleri dahil edebiliriz. Bu örgütlerin finansmanını tamamen bu emperyal devletleri yapıyor ve özellikle bu konuyu başta Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. En temel gerekçesi de şu. Yani gittikçe bu örgütleri parasallaştırıyor ve gittikçe de İslam'ı da bu anlamda parasallaştırdığını görüyoruz. Yani bu parasallaşmayla birlikte temel sorun şu. Daha sonra bu ülkelere işgal etmenin gerekçesini de terör örgütleri olarak gösteriyor. Ve görüyoruz ki yaşadığımız süreçlerde terör örgütleri dedikleri, işte bombalar dediklerinin hiçbirinin doğru olmadığını ve daha sonra bu ülkeleri işgal ederek, bu ülkelerde demokratik hukuk devleti normlarını yıkarak ilginç bir şekilde daha sonra bu yönetimleri bu terör örgütlerine teslim ettiklerini görüyoruz. Onun için şunu söylemek isterim uzatmadan. Bu savaş ya da bu işgal ancak ABD istediği an biter. İstemediği an hiçbir şekilde bitmez. Eğer bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin bu konuda
bir hakemlik yapmak istiyorlarsa egemen ülke olmak zorundalar. Ve bu konuyla ilgili biraz önce üstadların söylediği gibi o yurtta sulh, yurtta barış, dünyadaki barış manifestosuna uygun davranıp burada bağımsız bir politikalar olması gerekir. Şunu söylemek isterim. Bu Arap dünyasının ya da Orta Doğu dünyası Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'le sorunlu ama başlarına bir iş geldiğinde akın akın Türkiye Cumhuriyeti'ne, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesine geliyorlar. Bu ne çelişki? Bu ne garip bir durum? Onun için şunu söylemek gerekir. Bir göç kaçırılmaz bir şekilde yaşanacaktır Filistin'de. Tüm mesele bu insanları bir kez daha yurdunda edilecektir. Yurdunda edilecektir. Bu nedenle şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin bu süreçte kendilerini bir kez daha bu göçlerin ambarı olmaktan kurtarıp ciddi bir şekilde bu konuda bağımsız bir, egemen bir politika izleyerek bu durumda korunması gerekir. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha önemli bir göç dalgasıyla karşılaşır. Hiç merak etmeyin, insanlar Afganistan'dan çıkıp geliyorlarsa Filistin'de hayday diye getirirler. O nedenle şunu söylüyorum, Türkiye'nin ciddi bir şekilde göç politikasına da özellikle savaş politikasına da ciddi bir şekilde bir tavır geliştirmesi gerekir. Tavır geliştirebilmenin yolu şudur. Cumhuriyet ülkelerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine, o bağımsız dış politikasına bağlı kalarak olur. Aksi takdirde bunun savrulmaya bir kez daha mahkum olacağız ve öyle gözüküyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, son dakika haberini tekrar edeyim. Detay bilgi yok. Ancak Gazze'de yaşanan hastane saldırısının ardından, tam da onu konuşuyorduk biliyorsunuz programımızda, Kudüs Hastanesi'nin yakınına bir bomba düştü ve bu bombayı da İsrail tarafının attığı öne sürülüyor. Şu ana kadar olayda hayatını kaybeden olup olmadığına dair de bir bilgi gelmedi. Şimdi sevgili seyirciler, Gazze'ye bakıyoruz, İsrail'e bakıyoruz, Orta Doğu'ya bakıyoruz. Biraz da Türkiye'ye bakalım. Değerli hocam Süheyl Batum, şu perspektiften bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Orta Doğu'dan, Orta Doğu bataklığından ayıran en temel şey Türkiye'nin laik, demokratik bir cumhuriyet olması. Yani yüzünü batıya dönüyor olması. Kurucu felsefesinde laiklik olgusunun çok derinlere kadar vidalanmış olması. Laikliği Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesinden çıkardığınızda geriye pek fazla da bir şey kalmıyor. Bizi Orta Doğu'yla ya da Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den ayıran pek fazla bir şey de kalmıyor. Dolayısıyla AKP'li yıllara baktığımızda da bu karşı devrimci iktidarında sürekli ve düzenli olarak laiklik üzerinden Türkiye'yi yıpratmaya, laikliği tartışmaya açtığını ve yıprattığını da görüyoruz. Bu eksenden bakalım mı hocam biraz da? Yani Türkiye Orta Doğu bataklığından kurtuldu. Türkiye Orta Doğu'daki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesinde oradaki bu Taliban zihniyetinden kurtuldu. Bundan sonraki sürece baktığımızda ama endişe de duyuyoruz. Nasıl endişe duyuyoruz? Çünkü AKP iktidarı ile birlikte sınırların ortadan kalkması, Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde bölgemizdeki ülkelerin şekilleniyor olması, bu ülkelerde siyasal İslamcı, şeriatçı yapıların desteklenmesi ve bu İslamcı örgütlerin de giderek etkinliğini artırması müthiş bir istikrarsızlığa neden oldu ve onun sonucunda da Türkiye'ye Türk kültürüyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki vatandaşlarla uyumu olmayan bir takım yapılar girdi. Bu yapılar şu anda Türkiye'nin sokaklarını adeta işgal etmiş gibi. Bu da bizim için bir tehdit unsuru olarak ön plana çıkıyor. Yani biz bir taraftan Gazze'deki yangına, Orta Doğu'daki yangına bakarken Türkiye içinde endişelenmiyor değiliz.
Orta Doğu'dan uzak durmaya çalışırken Orta Doğu Türkiye'nin içine giriverdi. Bütün kentlerde bunun yansımalarını görüyoruz. Ve böyle bir sürecin içinde de AKP iktidarı yerel seçimden önce yapmayı düşünüyor büyük ihtimalle, göreceğiz. Anayasayı değiştirmek telaşında. Nasıl yorumluyorsunuz bu puzzle'ın parçalarını hocam? Siz de endişeli misiniz? Önce onu sorayım. Bir kere kesinlikle endişeliyim, onu söyleyeyim. Endişeli değilim. Maalesef geleceği görenlerdenim. Burada üç konuşan çok değerli konuşmacı da benzer endişeyi paylaştıklarını ve geç kaldık veya kalıyoruz dediklerini gözlemledik. Şimdi bakın Tuncay Bey, 1993 yılında Türkiye'de önemli bir gazeteci öldürdüler. Siz o zaman belki 6-7, evet, belki 10 yaşında bile değildiniz. Belki bilmiyorum. Belki 10 yaşındaydınız. Şimdi Türkiye'de Uğur Mumcu'yu öldürmelerin nedeni şuydu. 80'lerin hatta 75'ler sonrasının kodlarını çözdü ve hepimize ummadığımız bir şey anlattı. Dedi ki biz kardeş kavgası dönsün diye Türk Silahlı Kuvvetleri el koydu dedi diye düşünüyorduk. O dedi ki hayır. Bunu CIA yaptırdı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti rabıta tarafından Suudi Arabistan üzerinden para verdirdi. Şimdi o güne kadar hiç kimse rabıta, biz Suudi Arabistan'dan biz örgütten para alacağız. O sırada Türkiye'nin o gazeteci denilenlerin maalesef çok küçüktünüz o zaman. Eğer o yaşlarda olsaydın sen de maalesef onları yazacağını, açıklayacağını biliyorum. Senin gibi birkaç kişinin. Şimdi biz o sırada şöyle diyorduk. Allah'ım ne güzel, Araplar bize getiriyor, banka kuruyor. Harikayız, uçuyoruz. Finansta döndük dünyayı falan diyorduk, hatırla. Ve rabıta para verdi dedi. Ve arkasından bir günde şimdi de PKK'yı kimin nasıl kurduğunu, silahları nasıl verdiğini anlatacağım dedi. Ertesi gün öldürdüler. Şimdi evet, Türkiye'dekini sordun, o yüzden söylüyorum. Şimdi hepimiz şu konuda netiz. Dünya çok net olarak bir paylaşım şeyine gidiyor. Birinci olmadı, ikinci olmadı, şimdi üçüncü de belki nihai. Şu ana kadar diyeceksin ki ya öbürleri arasında 10 yıl 20 yıl vardı, bunda 20 yıl 30 yıl vardı, şimdi 80 yıl var. Ama dünyada artık o kadar teknoloji gelişti ki artık bu savaşı tek zorunlu çare görenler bile şundan korkuyorlar. Ya maşayla yapabilir miyiz acaba? Bizden uzak olsun. Hani bir de olur da bomba sahiden bize düşerse, ya biz içeride de şey kaybederiz. O yüzden olsun da Türkiye, Mürkiye, İran, Irak oralarda hem İran'ı yok ederiz, hem de istediğimizi yaparız. Hem Rusya'yı güçsüzleştiririz, hem de ne güzel savaş olur diye. Şimdi paylaşım bir daha olur diye. Şimdi bu, bakın, net olarak, hani demin dedim ya, siyaset dost ve düşmanı belirlemek yetkisidir, gücüdür dedim. Şimdi bunda da baktığın zaman görüyorsun. Nedeni arıyorsun, ekonomiye bakıyorsun, paylaşıma tekrar bakıyorsun, kimin nereden ne kazançlı çıkacağına bakıyorsun. Şimdi Türkiye içeride anayasa yapıyor. Şimdi Allah Allah. Ya biz 2010'da bir anayasa yaptık. 2017'de bir daha yaptık. Evet. Tek başına yaptı iki parti. Kimseye sormadı. Ve Türkiye'yi kurtardık dedi. Kurtardık dedikten 4-5 sene sonra ya yapamamışız. Meğer biz beceriksizmişiz, şimdi iyi yapacağız demiyor. Diyor ki güzel bir anayasa ne yapabilir sizce? Cumhurbaşkanı daha fazla yetki mi verecekler? Yoksa Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini tamamıyla alıp protokoler bir hale mi sokacaklar? Yani Recep Tayyip Erdoğan bunu ister mi? Sen artık burada dur. Birini güçlendirecek iktidar.
ne derler? Aa, yargıyı meğer ne kötü yapmışız ya, şimdi bağımsız yapalım. Ne diyecekler? Aa, meğer biz basın özgürlüğünü tanımamışız ya. İstediğimiz televizyonu kapatıp istediğimizi kapatmayabiliyormuşuz. İstediğimize televizyon kurdurup istediğimizi bir yanda fakir yapabiliyormuşuz. Şimdi yapmayalım mı diyecekler? Hayır. Peki bu anayasa ne için? İşte orada demin iki değerli evet. konuşma. Ne için bu anayasa? Bu anayasa ne için? Hakikaten soru bu hocam. Ne için? Şimdi, ne için bu anayasa? Bakın şimdi bu yeni dünya, yani dostun düşmanın belirlendiği ve bu coğrafyada korkunç bir savaşa gidildiği bir ortamda bu duruma özgü bir anayasa yapılmak isteniyor. Şimdi net söylüyorum bakın. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi nasıl diyeceksiniz? Şimdi o zaman tekrar biraz bir 30-40 yıl önceyi hatırla. Demin hepimiz konuştuk. Taliban diye bir şey var mıydı dünyada? Yoktu. Taliban nasıl yaratıldı? Yoktu. Hamas nasıl yaratıldı? Bu İslamcı örgütlerin hepsi nasıl yaratıldı? El-Kaide nasıl yaratıldı? IŞİD nasıl çıktı hocam? IŞİD nasıl yaratıldı? Şimdi bunu düşün. Bir de şuna bak. Her zaman böyledir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı akademisyenler doğrudan doğruya CIA ile beraber çalışırlar. Beraber. Bunlardan en önemlilerinden biri Samuel Huntington'dı. Samuel Huntington bir gün bir yazı yazdı. Medeniyetler çatışması dedi. Ve Türkiye dedi yapması evet. gereken bir şeydir dedi. Atatürk iyi hoş adamdı ama Türkiye'yi köklerinden kopardı. Türkiye tekrar köklerine dönüp, Cumhuriyet öncesine dönüp mutlaka ve mutlaka şey yapmak zorundadır dedi. Ne derler? İslam dünyasının başına geçmelidir dedi. Dedi mi? Dedi. İki medeniyet vardır dedi. Dedi. Ve İslam medeniyeti bir tanesidir. Türkiye bunun başına geçmelidir dedi. O günden sonra rol yapılan her dedi. Şey, aynen o günden sonra yapılan her şey bunun bir devamıdır. Yani Türkiye'de hiçbir şey kendiliğinden doğmadı. İslami örgütlerin işte rabıtadan para alınması, ondan sonra İslami örgütlerin güçlendirilmesi, 12 Eylül'de sağ ve solun tamamıyla bitirilirken İslamcı örgütlerin beslenmesi, güçlendirilmesi, evet. partilerin güçlendirilmesi. Onlara ait hep bankalar bu, kuruldu hocam biliyorsunuz. Bankalar kurulması, vakıflar, dernekler, para tanınması. O vakıflardan aynen. çıkanların hepsi devleti yönetiyor şu anda. Aynen. Kimse kusura bakmasın. Amerikan o günlerde Amerikan Dışişleri Bakanlarını, Amerikan elçilerini, sen gazeteci olarak Amerikan başkonsoloslarını şöyle bir dinleyenlerin hepsi Türkiye'nin 2000'den sonraki şeyini anladı. Söyledi. Söyledi. Paul Henze de söyledi bunu. Verdi rapor. Dedi ki Türkiye'ye bir anayasa yapacağız. Bu anayasada parlamento falan olmayacak. Bunlar bölüyor. Bir başkan olacak. O başkan bizim istediğimizi yaparsa kalır. Yapmazsa hesabını biz sorarız dedi. Dedi mi? Dedi. Şimdi geldik. Yeni bir şey yapıyoruz. Yeni dost düşmanı belirleyeceğiz. Bu anayasa sadece ve sadece iki şey yapacak. Bak göreceksin. Şimdi yapacağını belirlemek için bunun müşterisini alacağını bilmemiz lazım. Şimdi AKP gözüktü ki artık bu yeni dünya düzeninde tek başına yeterli değil. Çünkü 35 aldı. MHP şu anda hadi geçer arkasına dediğinde geçiyor ama her an dur filan diyebilir. O zaman bize hiç değişmeyecek net müttefikler lazım. Bu müttefikleri bulmak için de anayasada ciddi bir değişiklik yapmalıyız. Şu andaki birinci düşman kim? Cumhuriyet. Cumhuriyet sadece bugün değil, yani elini vicdanına koy. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor. Ertesi günü Kazım Karabekir Cumhuriyet'e karşı çıkıyor gazetede. Doğru mu? 30 Ekim. Daha doğru. Bir sene geçmeden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor ve halkın bir bölümü Allah kahretsin bu cumhuriyeti. Biz hilafeti istiyoruz. Biz padişahımızı istiyoruz. Nasıl başımızdan aldın diye
o partinin içine geçiyor. Yani Türkiye'de bir damar var. Ha %10'dur, 20'dir, 25'tir bir cumhuriyete karşı damar var. Bunları almamız lazım. Kesin. Peki bunları almamız için ne lazım? Anayasada laikliği törpüleyen bir takım şeyler koymamız lazım. Zaten törpülüyoruz. Zaten eğitimli ama çok uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor. Artık bu zamana ihtiyacımız yok, zamanımız yok. Yani savaş çıktı çıkacak, biz hala dur bakalım 2 yıl daha imamları getirelim, onları koyalım, müftüleri bilmem ne yapalım, dur eğitimde şunlara verelim diye uğraşıyoruz. Şeyde bir iki maddeyi özgürleşiyoruz, özertleşiyoruz, şeyleşiyoruz diye koy. Şimdi ikinci, sadece bu yeterli değil. 35 oyun var benim, 30'a da düşebilir. MHP'nin de işte öyle böyle evet. Sayma 5-10 oyu var, 40 yetmez bana. O zaman yeni bir müttefik bulmam lazım. Bu da kim? Şimdi açık söyleyeyim. Şimdi yeni müttefiki bulmak için söylüyorum. Şimdi bugün kim içeride? Bu ülkede bir partinin başkanlığını yapmış ve cumhurbaşkanı adayı olmuş Demirtaş içeride. 6 sene mi ne oldu? Eskiden herhangi bir siyasiyi HDP'den şuradan içeri atsan çok kötü bir şey ama birinci ayında bütün Amerikalılar ve şey gelirdi buraya. Şimdi Amerika ciddi istediğini, evet, Avrupa Birliği. Örneğin Ryan Johnson'ı aldı mı? Aldı. Aldı. Hadi geliyor dedi. Hatta havaalanında basın toplantısında yargıya teşekkür ederiz dedi. Aynen Trump şöyle dedi. Ne yargısı ya dedi. Onu Recep Tayyip Erdoğan verdi dedi. Hadi orada ona teşekkür edeceksiniz dedi. Dikkat et. Peki hiçbir evet. Amerikan heyetinden, hiçbir Avrupa Birliği'nden, hiçbir yerden ya bu ne 7 sene kaldı diye bir şey duydun mu? Duymadın. Neden? Duymadık hocam. Çünkü, önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet. Çok önemli duymadım. Söylediniz. Çünkü evet. Yeni dünya düzeninde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeni bir açılım yaptırılacak. Ve o açılımda ama ya biz bir Türkiye Cumhuriyeti'nin partisi olalım diyen Demirtaş'a yer yok. Yeni dünya bu artık. Ne silahları, var yeni? Silahları bırakalım diyen Demirtaş'a yer bırakalım yok. Bırakalım diyene ihtiyaç yok. Neye var? Biz özerklik hakkımızı istiyoruz şimdilik ve biz sonunda işte ana dilimizi istiyoruz. Katalonya gibi soru olur olmaz sizi ilgilendirmez. Biz bunu istiyoruz diyen bir şeye. O yüzden anayasaya göreceksin. Başka neden yaptınlar? İşte özerklik. Bak demokrasi çok getiriyoruz. Çok önemli bir değerlendirme yaptınız hocam. Çok önemli bu. Biraz evet. Daha şey. Bak ana dilde eğitim getiriyoruz. Ne güzel. Artık Türkçe öğrenmek zorunda değilsin. Artık kendi dilini konuşuyorsun. Çerkezler size de. İşte bilmem neler size de. Lazlar size de getiriyoruz diye bir anayasa hükmü getirilerek bu anayasa bir bölücü anayasa geliyor değil mi hocam? Bir aynen hı. Aynen bu anayasaya bölücü bir anayasa. Kimse yanlış anlamasın. Müşteri toplayacağız. Şimdi bu anayasa diğerleri gibi kendiliğinden gelmedi. Yoksa sayın diyorum tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Cumhurbaşkanı yani neyi yapacak? Birimize anlatabilir mi şimdi? Arkadaşlar ben yargıyı daha güzel yapacağım. Arkadaşlar ben yargıyı sadece kendime bağlayacağım. Artık bütün hakimlere ben olacağım. Veya ben 25 yıl seçileceğim. Veya 1,5 yıl bana yeter. Ne diyecek bize? Veya hakları biz tanımamışız ya. Size namütenayi hak mı tanıyacağım? Ne diyecek? Veya RTÜK çok kötü ya. Onu evet. Kaldırayım artık bizim televizyonlar kapansın mı diyecek? Hayır, ne diyebilir? Bu anayasada aynı 2017 gibi Türkiye'ye bu gidişatta artık yeter. Artık zırhları giyme zamanı. Sen de giy kendi zırhını ve buraya git anayasası olacak. Başka mantıklı bir çözümü yok. Biri gelsin size anlatsın, desin ki hayır, hayır. Bakın eskiden bu iş için para verilmiş, hazırlanmış insanlar vardı. Biz onlara yetmez ama evetçiler diyorduk.
İşte onların içinde liberal görünenler vardı, FETÖ'cüler vardı, Amerikan ajanları vardı, doğrudan doğruya CIA'nin temsilcileri vardı. Şimdi onlar görünmüyor. Hiçbir açıklama yok. Harika bir anayasa yapacağız. Peki 2017'de neden yapamadınız? Harika yapacağız, harika şimdi. Harika. Ne olabilir? Ya makul konuşuyoruz burada. Ne olabilir? Sadece şu olacak. Yeni dünya değişiyor, bir savaşa gidiyor. Siz de orada bizim istediğimiz şekilde sadece bizim istediğimiz iyi çocuklarla, yani aşırı İslamcılar ve şeyler ve onun dışında tabii ki AKP'nin klasik kadroları vardır. Şu anda Türkiye'nin çok iyi yönetildiğini düşünen, harika gidiyoruz ya, reisimizi belki dünyanın cumhurbaşkanı seçerler diyen, olabilir bu da, böyle düşünen bir %20 vardır falan. Onu toplam %50'ye çıkartarak bir yeni düzene bir payan da oluşturulmak istedim. Anayasa sadece bunun anayasası. Buna dediğim gibi evet, sadece evet. Laikliği adını kalsa bile orada. Ona şöyle yazsak bile daha önce yaptım. Allah'ım dünyanın en güzel laikliğine sahip ülkedir. Bak ne güzel koyduk. Dünyanın en güzel laikliğine sahiptir koyduk. Bak daha ne istiyorsunuz? Demseler dahi bunun içinde gerek din eğitiminde, gerek laiklik ilkesinde, gerek devletin kurallarının din kuralları tarafından belirlenmemesinde Türkiye'ye bir özgün bir şey. Peki bizim artık ümmetimiz de var mı? Var. 10 yıldan beri bilinçli olarak alınan bir ümmetimiz de var artık. Kaç milyon olduğu belli değil. Tamam. Kaç milyonun oy kullandığı belli değil. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Dolayısıyla bu anayasa bu olacak. Ben bu durumdan kurtulmanın hem Hüseyin Bey gibi hem Duran Hoca gibi şöyle düşünüyorum tabii ki. Yani bundan vazgeçip ciddi, hukuksal, siyasetin böyle dost düşman oradan da biz ekmeği yeriz siyaseti değil. İnsanları mutlu, yan yana, din, dil, ırk, etnik köken olmadan hele hele ulusların beraber yaşayabilecekleri bir dünya oluşturma gücüdür. Dünyayı oluşturmaya çalışma gücüdür diye adlandırılabileceği veya tanımlanabileceği günler gelir mi? Ben şu anda geleceğini tahmin etmiyorum. Ve tamamı dediğim gibi ta Huntington'dan beri, Fukuyama'dan beri Türkiye bir İslam ülkesi olacak ve biz gerekirse İran'la mücadelemizde, gerekirse diğer İslam ülkeleriyle mücadelemizde onun liderliğinde gideceğiz. Yoksa iflahınızı keseriz. İkileme arasında Türkiye kesinlikle ve kesinlikle ay yanlış yaptık ya, şimdi vazgeçelim evet. Gene biz cumhuriyete dönelim ya, Atatürk meğer ne iyi insanmış denilecek, böyle bir yol değiştirileceğini tahmin etmiyorum. Etmek isterim ama etmiyorum. Zaten etsem de şuna izin vermezler. Biliyorsun Zelenski de bir yerde artık savaşmayalım dedi. Nasıl savaşmıyorsun ya dediler. Nasıl savaşmıyorsun? Silahları yeni gönderdik. En yenilerini kullanmadık. Hadi savaşa devam dediler. Şimdi Türkiye'ye de evet, bugün hocam. Ya çok iyi adammış. Biz yanlış yaptık. İhanet dedik, hain dedik filan. Çok iyi adammış dediğimiz bir çizgiye dönmesi, cumhuriyette iyiydi demesi ne? Maalesef birileri izin vermez. O birilerinin izin vermediği bir Türkiye'de, ama sakın karamsar olmayayım ha. Yani karamsar olmayayım. Eğer ciddi bir muhalefet partisi olsa, ciddi inşallah olur, buna %25 bile alsa engel olabilecek Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda bile gücü vardır, ama o ciddi muhalefet partisini inşallah hocam, yakın bir zaman var. Var değerli hocam, 20 yıllık bir ağır karşı devrimci bir iktidar, buna rağmen hala %50 oranında, evet, yani hili hurdayı saymazsak %50 oranında direnen bir seçmen kitlesi var. %100 haklısın, ama oyun o kadar büyük ki bu %50 kitleyi bile bir şekilde 48-47 yapınca, hatta mühürsüz oyları sayınca bile son anda
mühürsüz oyları geçerli sayınca bile dur ya ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Diyen bir onların başında bir muhalefet yok gibi gözüküyor. Bu beni üzüyor ama inşallah bu olursa Atatürk Cumhuriyeti de Orta Doğu'da bu rezil göstere göstere oynanan oyunda onlar düzelir. Bu rezil oyunda bozulur. En azından coğrafyanın bu bölgesinde oynanmaz. Güçleri varsa kendi ülkelerinin üstünde oynarlar bunu. Kendi ülkelerine oynarlar. Gazze'deki insanlar. Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkürler değerli hocam. Çok önemliydi. Bu arada sevgili seyirciler, biz konuşurken, tartışırken ekranın ortasında da biliyorsunuz görüntüler ekrana getiriyoruz rejideki arkadaşlarımız. Bu patlama işte biraz önce sözüne ettiğim Kudüs'deki hastaneye yapılan, yani yine Gazze'deki bir hastane yakınına düşen bombanın görüntülerini şu anda izliyoruz. Ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi yok. Yine zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde de Yahudi toplumlarının İsrail'in şiddetini kınadığını gösteren protesto gösterilerini de yine telebir ekranlarında biz konuşurken yansıtıyoruz ekrana. Amerika'da protestolar sürüyor. Üstelik Yahudi toplumları İsrail'i ve Netanyahu'yu bu ağır şiddet nedeniyle eleştiriyorlar, kınıyorlar. Öte yandan da İsrail, bakın gördüğünüz gibi yine hastanelere, hastane yakınlarına bomba atmayı sürdürüyor. Müthiş bir panik yaşanmış. Umarız can kaybı olmamıştır. Şimdi tabii bütün bu ateş hattında Türkiye'ye bakmaya çalışıyoruz. Hocam da önemli bir analiz yaptı. Yeni anayasayı da konuştuk. Anayasa da bunlardan bağımsız değil. Çok değerli Nazan Moroğlu, hocam siz konuşurken bir mesaj atmış. Bana hemen onu aktarayım. Diyor ki Sayın Moroğlu, Cumhuriyetimizin 100. yılında iktidar yeni anayasayı belki yapamayacak. Çünkü 100. yılına yetişme 29 Ekim'de. 100. yılı kutlayacağız büyük bir coşkuyla. Ama diyor, laik eğitimi tamamen kaldırmada çok kararlı bu iktidar. ÇEDES projesiyle imamlar okullarda görevlendirildi. Okul öncesinde okullarda mescit açılması zorunlu oldu. Yönetmelik yayınlandı. Sevgili seyirciler bakın, evet, bu savaş gündemi içinde bunları konuşmuyoruz ama çocuklarımızı okula aç gönderiyoruz. İlkokul çağında, ortaokul çağında, lise çağında. Aç gidiyorlar okullara. Bu hükümet ilkokul çağındaki çocuklarımıza bir öğün yemek bile veremedi. Su bile veremedi yanlarına. Ama onların ihtiyacı var diye okul öncesindeki çağdaki çocukların mescit ihtiyacı vardır diye bunu gündeme aldılar, yönetmelik yayınladılar. Böyle bir iktidardan söz ediyoruz. Bu kadar gerçeklikten kopmuş Türkiye'yi, hayata, çocuklara, eğitime çok farklı bakan bir iktidar anlayışından söz ediyoruz. O yüzden Sayın Nazan Moroğlu da diyor ki zaten laik eğitim sistemini kaldırmada çok kararlılar. Yine öğretmenlerin meslek içi eğitim içeriğinde din dersini de zorunlu kıldı bu iktidar. Yani laiklik noktasında tabii biz din dedikçe Sayın Özbek, tam da bu bağlamda hemen size söz vereyim. Sonra da Profesör Doktor Duran Bülbül'le kapatalım. Ekonomiyi konuşacağız çünkü zaman kalsın istiyorum değerli hocama da. Sayın Özbek, Sayın Moroğlu altını çizdi. Belki bu listeyi uzatmak mümkün. Gerçekten laiklik inanılmaz derecede aşındırıldı ve burada öncelikle okullar hedef yapıldı, öğrenciler hedef yapıldı. Ve oradan başlayarak Türkiye'yi ayakta tutan en önemli değerlerden bir tanesi de AKP iktidarı düzenli olarak hedef yaptı ve aşındırdı. Şimdi geldiğimiz noktada laikliğin Türkiye için, Türk toplumu için ne kadar anlamlı olduğunu Orta Doğu'daki o yangına, o coğrafyaya bakarak bir kez daha şükran duyuyoruz. Türkiye'yi bu değerler üzerine inşa eden kurucu kahramanlarımıza minnet duyuyoruz bir kere daha 100 yıl öncesine bakarak.
Siz bu anlamda Sayın Özbek, hem son değerlendirmelerinizi alayım hem de 29 Ekim'de TRT'nin kutlamaları yayınlamayacağını ifade etmesi, ki biraz önce bir son dakika haberi olarak da aktarayım, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve 3 gün milli yas ilan edildiğini açıkladı. Yani bu geceden itibaren Türkiye'de 3 gün boyunca milli yas ilan edildi. TRT 29 Ekim'i de öyle algılıyor, TRT yönetimi. Bir milli yas gibi algıladı ve daha bugünden kutlamaları yayınlamayacağız açıklaması yaptı. Biz de bunu eleştirdik. Tabii TRT yönetiminin zihniyeti farklı diye. Amaç aslında Atatürk Türkiye'sine 29 Ekim kutlamalarına gölge düşürmek, onu perdelemek diye yazdık, anlattık. Sayın Özbek, son sözler noktasında size geliyorum. Bu anlamda değerlendirmenizi rica ediyorum. Buyurun. Lozan Konferansı 13 Kasım 1922'de başladı. Bir gecikme oldu. 20'sine sarktı. 24 Temmuz 1923'te nokta konuldu, imzalandı. 8,5 ay sürdü. Oradaki en önemli tartışmalardan biri şuydu. Adli kapitülasyonların devamını istediler. Ekonomik kapitülasyonların devamını istediler. Temel itirazları şuydu. Sizde çağdaş hukuk yok, çağdaş yargı yok. Siz laik bir ülke değilsiniz. O nedenle bizim azınlıkların ve bizim yurttaşlarımızın davalarına bakacak konsolosluk mahkemelerinin devamı zorunlu dediler. Türkiye orada bir şey dedi, İsmet Paşa ve Türk delegasyonu. Biz hukuk standardımızı, yargı standardımızı milli bir eksende çağdaş çıtaya çıkaracağız. O bakımdan konsolosluk mahkemelerini kabul etmiyoruz, adli kapitülasyonlarını kabul etmiyoruz. Biz bağımsız bir devlet, sizinle aynı kulüpte, aynı statüde eşit muamele gören bir devlet olacağız. Bizim kurgumuz bu. Gerçekten de adli kapitülasyonlar bütün baskıya, Fransızların, İngilizlerin, o zamanki dünyanın patronlarının baskısına rağmen kabul etmedik. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin omurgası laikliktir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve toplumun temel kolonları ve kirişleri laiklik üzerine kuruldur. Çağdaşlık, ulus devlet, üniter evet. yapı, modernite, evet. laiklik. Modernite ile medresenin kavgası Türkiye'de, modernite ile geleceği temsil eden, çağdaşlığı temsil eden, modernite ile geçmişi temsil eden, orta çağı temsil eden, orta çağ kurumlarını ve algısını temsil eden medrese arasında tarihsel kökleri çok geriye giden bir kutuplaşma, bir kavga, tez, antitez oldu. Şu anda bu moderniteden, yani uygarlıktan, laiklikten, çağdaşlıktan medresenin gecikmiş intikamıdır. Eğer Türkiye laiklikten vazgeçerse, devlette temel tercih, temel kolon yıkılmış olur. Gerçekten Orta Doğulaşırız. Evet. Şu akıl almaz bir şey. Türkiye şampiyonlar... Sayın Özbek, süremiz çok azaldığı için toparlayalım lütfen. Cümle, yani bu bölümde Türkiye çok hızlı attı. Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde iken amatör kümeye, Orta Doğu Ligi'ne, Afrika Ligi'ne gitmek istiyorum, ben Şampiyonlar Ligi'nden sıkıldım demesi akıl alacak bir şey değildir ama bir realitedir. Şu anda. Evet. Evet. Laiklikten vazgeçemeyiz. Sayın Özbek, çok çok Evet. Evet. Elbette. Çok teşekkür ederim. Laiklik bu ülkenin temel harcıdır ve Türkiye'yi Taliban zihniyetinden, orta çağ zihniyetinden koruyan en önemli Türkiye'nin varlık yokluk olgudur. Meselesidir. Evet. Evet. Sayın Özbek. Çok teşekkürler. Maalesef de iktidarı arkasına alan yapılarında ağırlıklı olarak laiklik olgusunu aşındırmaya yönelik
hareketlerini izliyoruz, yaşıyoruz. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, programın başından beri bir başlığı anons ettim. Anında manşetin aslında bir özel haberi gibi de bunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü kimse konuşmuyor bütçe meselesi. Diyorum ya, işte bu Türkiye'nin gündemi içinde İsrail'in Gazze'deki katliamları, Orta Doğu'nun kan gölüne dönmesi, Türkiye'nin yakıcı gündeminin üstünü de örttü doğal olarak. Ama bir bütçe tasarısı, daha doğrusu yeni bir bütçe çalışması var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Aralık ayının ilk haftasında gelecek. Profesör Doktor Duran Bülbül bizi uyarıyor önümüzdeki yılla ilgili. Hocam sizi dinleyelim bu anlamda. Yani bize hem bir ekonomik değerlendirme yapın lütfen. Nereye gidiyoruz diye. Hem de bütçe evet. Neyi getiriyor, neyin bütçesi bu, onu dinleyelim. Buyurun. Evet, Tuncay Hocam, ben bütçeye geçmeden önce biraz önceki sorduğun sadece iki kelimelik söylemek isterim. Halkın vergileriyle lale devri yaşayan TRT'nin hiçbir koşulda, hiçbir şekilde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarını engelleyemez. Ne ülkemizdeki gelişmeler ne de dünyadaki gelişmelerin hiçbiri Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamalarına engel değildir. İkincisi ise şunu söylemek isterim. Özellikle AKP iktidarının üniter yapıyı ve ulus devletle sorumlu olması ve özellikle merkezine özellikle koyduğu bir durum var ki ulus devlet ve üniter yapıyı esas alan değil, küresel yapıyı esas alan bir küresel bir anayasa iktidarından belli, geldikleri günlerden belli özlemidir diyerek sürece başlamak istiyorum ki tam da bu süreç ne zaman Türkiye ekonomisi krize girse, ne zaman Türkiye'nin ekonomik olarak, mali olarak daralsa AKP iktidarının aklına anayasa geliyor. Ve ilginçtir ki hep anayasa dönemleri hep kriz dönemlerine tekabül eder diyorum ve biraz önceki sorunuzu kısa sürede yanıtlamak isterim. Aslında 2024 Anayasası, 2004 Anayasası, yani bugün işte iki gün önce yayınlandı, süresinde de yayınlandı. Ancak maalesef bunun temel argümanlarını oluşturan orta vadeli plan ve özellikle mali planı maalesef siyasi iktidar Mayıs ayında yayınlaması gerekirken maalesef yasayı kendine uydurdu ve bunu Eylül ayında aldı. Bu ciddi bir anayasal bir suç. Ama maalesef bütçe süreciyle ilgili ciddi sıkıntılar var. İşte bütçe hakkıyla ilgili sıkıntılar var, bütçeyle ilgili sıkıntılar var. Bunu bir başka şekilde konuşuruz diye düşünüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. 2024 Anayasası bir mali çöküş anayasasıdır. 2024 Anayasası bir kriz ve borç bütçesidir. Bütçesidir. Özür diliyorum. Anayasaya evet, çok 2024 ciddi. Bütçesi diyorsunuz değil mi hocam? Anayasası evet, dediniz de 2024 bütçesi diyorsunuz. Bir kriz bütçesidir. Bir kriz bütçesidir. Bir mali çöküş bütçesidir. Bir mali çöküş bütçesidir. Bu kadar nettir. Diğer yanıyla da bir faiz bütçesidir. Diğer yanıyla da bir borç bütçesidir. Bir başka yanıyla da bir yoksullaştıran bir yoksulluk bütçesidir. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Buradaki temel sorun şu. Genel olarak baktığımızda bütçe görüşme, evet söylediğiniz gibi aslında bundan sonraki bütçe meclis başkanına sunuldu ve oradan bütçe komisyonuna gidecek ki kaldı ki bir bütçe komisyonu da yok. Aslında bunu biz söylüyoruz. Fiilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte çok önemli olan bütçe komisyonu lağv edilmiştir ve sıradan bir komisyon haline gelmiştir. O 40 kişiden oluşan bir komisyon artık yoktur. Bunu özellikle belirtiyorum. Yani böyle bir komisyon yok. Yani bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe yapma yetkisi elinden alındı değil mi hocam? Tabii. Yani tabii. Meclisler yani, niye var? En temel hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet adına bütçe yapma hakkı var. TBMM'nin. İşte bu o hak elinden alındı zaten. Tek adama verildi. Bu hak elinden alınmıştır. Ve gün bu hakkını yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı kullanmaktadır. Türkiye Büyük Meclisi bütçeyi reddetmiş olsa bile Cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranına çarpar, bütçeyi bir yıl uygular. O nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi en önemli belgesi olan demokratik hukuk devletinin, demokrasinin, çağdaşlaşmanın en önemli belgesi olan bütçe hakkını artık kullanamıyor. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini sorgulamalı ve bu konuyla ilgili de
bir tavır koymalıdır diye düşünüyorum. Hatta bütçeyi görüşmemeli. Hatta gelen bütçeyi tekrar iade etmelidir diye düşünüyorum. Hemen sizin biraz önceki sorunuza geçiyorum ve çok önemli. Ve belki de önümüzdeki günlerin, önümüzdeki zifiri karanlık günlerin şeysi bu bütçede belirtiliyor. Özellikle şunu söylemek isterim. Siyasi iktidar iki tane ekonominin başındaki iki insanı değiştirdi. Bunlardan birisi Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı değiştirdi. Diğeri ise Merkez Bankası Başkanı. Bunlar kaç aydır uyguladıkları ekonomi politikalarla halka zulüm etmektedirler. Ve ciddi bir şekilde piyasada her türlü şeyler pahalanmış ve halk gittikçe yoksullaşmıştır. Ve bunu da sıkı maliye politikası ve sıkı para politikası adına yaptılar. Ve tamamen muslukları kısadılar. Ama gel ki görelim ki bugün hazırladıkları bütçe 2024 bütçesi tam %100 artırıldı. Yani 4,5 trilyon liralık bir bütçeyi 11 trilyona çıkarttılar. 11 trilyonluk bir bütçe var. Yani bu bütçenin anlamı şu. Türkiye ekonomisinin nereden bu toplayacaklar parayı hocam? 11 trilyon. Evet, Türkiye ekonomisinin bu bütçeyi kaldırma şansı yok. Türkiye'nin şu anki milli geliri reel hesaplara göre 920 milyar dolar civarında, hükümetin yaptığı programa göre de 1 trilyon civarında, 1 trilyon dolar civarında. Eğer siz bu ülkede 11 trilyonluk bir bütçe yapıyorsanız, sizin milli gelirinizin bu bütçeyi kaldırabilmesi için 2,5 trilyon civarında olması lazım. 2,5 trilyon dolar civarında olması lazım ki bu bütçeyi kaldırabilsin. Hemen bunu biraz sakin bir şekilde sunmak istiyorum. Aslında burada başka bir sorun daha var. Biliyorsunuz bütçedeki temel sorun şudur. İnsanlar bütçeyle bir yıl boyunca ne yapacaklar, nasıl yatırım yapacaklar, nasıl iş kuracaklar ona karar verirler. Nasıl vergi ödeyecekler, hangi yüklerle karşılaşacaklar ve buna ilişkin karar verir. Ama dikkat ederseniz bütçenin doğruluk ilkesi yok, samimiyet ilkesi yok, saydamlıktan uzak. Maalesef bu bütçe sadece bir algı bütçesidir. Bir algı yaratma bütçesidir ve bu bütçenin hiçbir şekilde, hiçbir koşulda gerçekleşme şansı yoktur. Bu bütçe bir tamamen seçim bütçesidir. Ve yani bizim 24 Mart'tan sonra Nisan'ın başında bu ülke bir ek bütçeyle karşı karşıya kalacak. Yaklaşık olarak da en az 5 trilyonluk bir ek bütçeye ihtiyaç duyacak. Bunun gerekçelerini sıralamak istiyorum. Bu da şudur. Hocam, buyurun. Birkaç cümle lütfen hocam. Programı kapatacağım. Toparlayalım. Buyurun hocam. Tamamen mi kapatacağız hocam? Evet. Veda edeceğiz değerli hocam. O zaman şunu söylüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bu bütçenin özü itibariyle şunu söylüyorum. O zaman çok ilgilendiriyor. Personel çalışanları çok ilgilendiriyor. Geçen sene 2023 bütçesinde 975 milyar TL koymuşlardı. Bu sene bütçeye personel harcamaları için 2 trilyon 865 milyar koydular. Yani personel ödeneklerini, emeklerin alacağı maaşları, çalışanların maaşı %300 civarında artmış oldu. Yaklaşık olarak önümüzde bu anlamda %300 civarında bir artış koydular. İşte bunu şunun için söylüyorum. Gelmek istediğim nokta şu. Kaldı ki bütçe açığına bakıyoruz ki dünyanın hiçbir yerinde yoktur. 2,5 trilyonluk bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız. Yani kısacası önümüzde şöyle bir dönem var. Müthiş bir vergi gelecek. Korkunç bir şekilde borçlanma gelecek. Ve çok açık söylüyorum. Mevcut vergilerle, borçlanmalarla bu bütçeyi idare etme şansları yok. Bir kez daha Merkez Bankası'nda para basmaya, karşılıksız para basmaya devam edecekler. Maalesef AKP iktidarının iktidara geldiği günden bu tarafa bastı. Buyurun. Para 300 milyar. Hocam veda edelim. Peki o zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'yi önümüzdeki günlerde bu 11 trilyonluk bütçeyle beraber yaklaşık olarak fiyatlar yaklaşık olarak %100 artmış gözüküyor globalde. Yani önümüzdeki dönem 2024'te yaklaşık olarak enflasyonu 34 demişler. Hiçbir şekilde kendi yaptıkları hesaplara göre %64. Ama ben önümüzdeki dönem enflasyonun %170 olacağını söylüyorum. Çünkü bu bütçe kaçınılmaz bir şekilde %170 enflasyonu önümüze koyacak. Yani sürdürülemez bir mali çöküşle karşı karşıya kalacağız. Çok teşekkür ederim sevgili seyirciler. Duran Bülbül'ü biliyorsunuz, biz uzun yıllardır program yapıyoruz kendisiyle. Bugüne kadar ekonomik anlamda
söylediği, önden söylediği ve uyardığı her şey gerçekleşti. Maalesef 2024 yılı içinde oldukça karamsar bir fotoğraf önümüze serdi bütçeden yola çıkarak. Çok teşekkür ediyorum Avukat Hüseyin Özbek, Profesör Doktor Süheyl Batum, Sayın Duran Bülbül. Çok çok teşekkürler katılımınız ve katkılarınız için. Sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, hızla veda ediyorum çünkü rejideki arkadaşlarım beni de sıkıştırıyorlar. Hemen sonra, benden hemen sonra, anda manşetten hemen sonra gece bülteni var. Gece bültenini arkadaşlarımız çok sık hazırlandılar. Yeni haberler var, konuklar var. Saat başında Tele1'de gece bülteninde kaçırmayın diyorum. Biz haftaya çarşamba akşamı saat 21'de yine burada olacağız. Görüşmek üzere.